Yine İstanbul'un üç büyükleri ilk yarıyı lider kapatamadı. Takviye bekliyorum, yapması gerekiyor ama bütçe anlamında tam olarak kulübü bilmiyoruz ne durumda. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig transfer özel yayını ile karşınızdayız. 2. Lig'deki ekiplerin transfer döneminde şu ana kadar yaptıkları hamleleri Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Teşekkürler. Hoş geldin tekrardan. Çok sağ ol. Ben özel nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştım ama 5 ay sonra yaklaşık geri döndüm ve inşallah tüm sezon beraber olacağız. Aynen, onu inşallah söyleyelim Furkan'la beraber. Önemli hamleler var takımlardan ama biliyorsun bu seneki ilk ikincilik programımızı yaptığımız için bir grupları sayalım. Daha doğrusu gruplardaki takımları sayalım. Beyaz gruptaki takımları sen oku. Aynen. Zor grubu sana devrettim. Şu an kağıt üstünde beyaz grup çok daha zor görünüyor, onu söyleyelim yapılan hamlelerle. Kırmızı grup daha iyi görünüyor, hani kolay zayıflık olarak anlamında kolay görünüyor. Sen beyaz grubu oku, senden rica aynen edeyim. Ben de kırmızıdaki takımları kırmızı okuyacağım. Kırmızı grup da bu arada geçen seneki beyaz grupta benziyor ya. Benziyor yani, evet, gerçekten. Aslında şöyle benzemiyor da, nasıl benzemiyor? Geçen sene bile beyaz grupta Erok, Van, Trabzon diyordun şampiyonluk noktasında. Bakıyordun. Burada şu anda kimseye diyebiliyor. Mesela ben Van diyemiyorum şu an daha transferler yapmadığı için. Buca Menemen de diyemiyorum. Kimseye diyemiyorum. Sadece Aksaray hamleler yaptı. Ona da diyemiyor şampiyon diye, adayı diye. Tabii Serik birkaç hamle yaptı. Yani gerçekten belki de tarihin en zayıf ikincilik gruplarından bir tanesi olduğunu ben bu seneki gruptan kırmızı grup olarak düşünüyorum. Elazığ Spor'dan hamleler bekliyorum ben ama bakalım ne zaman bakalım gelecek. Ben bakalım. Ben beyaz gruptaki takımları bir tabii okuyayım. Buyursa. Ardından da kırmızı grubu okuyalım. Sonrasında da tamam, gelişmesi olan takımları, transferlerini burada tek tek değerlendireceğiz. Tabii ki. Beyaz grupta biliyorsun 1461 Trabzon FK'nın kaderi budur. Genelde şampiyonlar ligi gruplarına düşer. Geçen sene bir dışında şansı vardı ama kullanamadı. 1461 Trabzon. Adana 1954 Futbol Kulübü ama isim değiştirdi. Normalde Adana FK ama Adana 0-1 oldu. 0-1 onu söyleyelim. FK şampiyon oldu takım. Onlara da hoş tebrik geldin hoş diyoruz. Hoş geldiniz diyelim. Altay 1. Lig'den buraya düştü. Tahtası kapalı. Maalesef. Çok ciddi anlamda sıkıntılı ve ben bu gruptan Altay'ın düşeceğini düşünüyorum. Çünkü tahttan açılması imkansız, onu söyleyeyim. Zaten yorumlayacağız. Tabii. Altın Ordu, Anagolt 24 Erzincan Spor. Ankara Spor'un adı değişti. Sincan Belediyesi oldu biliyorsun. Evet. Onu söyleyelim. Batman Petrol Spor yeni takımımız. İddialı. Onlara da hoş geldin diyoruz tekrardan. Evet hoş geldin. Bir senelik aralarından geldiler çünkü gelmişlerdi, düştüler, tekrar çıktılar. İddialı da geldiler. İddialı geldiler, tek tek konuşacağız. Fethiye Spor, GMG Kastamonu Spor, HES İlaç Afyon Spor, Isparta 32 Spor, İnegöl Spor, İskenderun Spor, Karaköprü Belediyesi Spor. Hoş geldin diyelim Karaköprü'ye aynen, de. Aynen, Karaköprü Belediyesi Spor'a da hoş geldin diyoruz. Tabii ki. Onları da konuşacağız birazdan. Kepez Spor Futbol Kulübü. Hoş geldin diyelim. Futbolaş, onlara da hoş geldin Kepez diyoruz. Kepez de yeni geldi. Hiç hareket yok onlarda da. Doğru. Kırklareli Spor, Sarıyer ve yıllar sonra iddialı olan, çok iyi bir kadro kuran Sarıyer biliyorsun. Ve Tuzla Spor. Ama Tuzla Spor şu an resmileşmeden, resmi olarak açıklanmadı ama Beykoz'a satıldığı söyleniyor ve yeni sezonda da isminin Beykoz Spor olacağı konuşuluyor. Onu da ilerleyen günlerde zaten detaylı yorumlarız. Sen de kırmızı grubu oku. Ardından da iki grubun bir değerlendirmesi kısa yaparız. Tabii. Kırmızı grupta da 68 Aksaray Belediyespor ki şu an transferde kırmızı grupta en hareketli takımlardan biri Aksaray. Van Spor, Ankara Demirspor, Arnavutköy Belediyespor, Belediye Derince Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Buca Spor, Çimentaş Elazığ Spor. Hoş geldin diyelim evet, Elazığ hoş geldin Spor'a. Elazığ Spor'da. Elazığ Spor 52 Ordu'yu finalde yenerek Türk Telekom, daha doğrusu Nef stadında, Ramspark'ta stadın adı sürekli değiştiği için kafam gitti. Bu lige geri döndüler. Hoş geldin diyelim Gakkoşlara. Diyarbakır Spor, Erbaa Spor, Erbaa'ya da hoş geldin diyelim. Evet, Tokat'ın Erbaa güzel Spor'da ilçesi Erbaa ki Muş'u yendiler penaltılarla ve ikinci lige geldiler, onu belirtelim. Aynen. Giresun Spor maalesef çok sıkıntılı durumda. İkinci lige düştüler. Karacabey Belediye Spor, Karaman Futbol Kulübü ki Karaman'da da belirsizlikler var evet, maalesef biliyorsun. Menemen Futbol Kulübü, Nazilli Belediye Spor, Serik Belediye Spor ki Serik de şu an bu grupta transfer yapan az sayıdaki takımlardan biri transferler zaten yapan. Zaten bize de hep söylendi bilgi olarak Serik Belediye Spor bu sene kadro kuracak diye. Evet, en azından yukarıya oynayacak tarzda. Aynen.
Soma Spor ve Yeni Mersin İdman Yurdu bu gruptaki takımlar. Beyaz grupta çok iddialı takımlar var Furkan. Mesela Sarıyer, Batman Petrolspor, GMG Kastamonu Spor. Ben bu üç takımı ayırıyorum. Martılar yani Sarıyer ilk defa yıllardır böyle bir kadro kurdu diyebiliriz. Kesinlikle. Batman da küme düşmüştü ama geri geldi ve... Çok iyi geldi. Çok iyi geldi aynen. Kesinlikle yeni gelmedik, geri geldik tarzında bir kadro yaptılar. Ki ben Batman ve Sarıyer'den hala hamleler bekliyorum. Bir de GMG Kastamonu Spor da bence iyi hamleler yapıyor. Hocası da geldi. Adem Hoca geldi, hayırlı Sarıyer'in olsun. Sarıyer'in de hoca geldi. Kemal Hoca, hoca hayırlı olsun. Batman'a da Şenol Hoca geldi, hayırlı olsun tüm hocalara. Trabzon'a Zafer Turan Hoca geldi. Geldi. Hepsini konuşacağız hepsini zaten. Konuşacağız. Tek, tek girelim. Sen nasıl buluyorsun şu an beyaz gruptaki? Vallahi biraz önce program başlamadan önce yani ben burada sana kırmızı grubun ne kadar zayıf olduğunu söyledim. Özellikle baktığımız zaman da arkada formaya baktım acaba düştü mü diye bir anda öyle zannettim. Yani sana şöyle söylüyorum. Nazilli Belediyespor, kırmızı gruptan bahsediyorum. Karaman Futbol Kulübü, Giresun Spor ki evet. Beyaz grupta biraz önce nasıl söylediysem Altay düşecek bence diye. Giresun Spor da bence sezon sonunda üçüncülükte olacak. Erbaa Spor, Diyarbakır Spor, Çimentaş Elazığ Spor, Derince. Bunlar çok sıkıntılı takımlar. Şu an Beyoğlu ve Ankara Demirspor da hani oraya biraz sanki ışık yakıyorlar gibi ama bir net gelişme olmadığı için şu anda bir şey söyleyemiyorum. Hocanın mesela iddialı olmak istiyorsa sil baştan yapması lazım. Zaten yapılacak. Hani birçok oyuncu ayrılacak gibi duruyor. Evet. Yaş ortalaması zaten çok, çok yüksek. Devre arasında yapılan yanlış transferler falan. Yani beyaz grup şu anda ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir gömlek değil. İki gömlek de değil. Bence üç gömlek de değil. Dört gömlek üzerinde. Bence beyaz beyaz grup gömlek, pantolon, ayakkabı aynen. Ne varsa daha üstte. Vallahi çok farklı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kırmızıdan. Son yılların ikinci ligde en zayıf grup bak. Geçen sanki beyaz gruptan da zayıf kırmızı grup. Şu an ben kağıt üstünde evet. Çünkü ben kırmızı gruba baktığım zaman da şu anda bak ben şunu diyemiyorum. Hani tamam hep diyoruz geçen sene de Van Spor şampiyonluk adayıydı ama şu anda beyazda. Ben şunu diyemiyorum. Şu şampiyonluk adayı diyemiyorum. Daha ben dur bir Van Spor bir transfer yapsın haklısın. Görelim. Haklısın. Aksaray'ın hamlelerini beğendim. Konuşacağız zaten. Van Spor'dan hamleler bekliyorum Erol Temel Başkan'dan. Bakalım. Aynen. Tek tek konuşacağız şimdi. Sarıyer'le başlayalım o zaman. Martılarla başlayalım. Sarıyer çok önemli hamleler yaptı ki bu sene beyaz grupta mücadele edecek Sarıyer. İlk olarak takımın başına 68 yaşındaki tecrübeli Kurt Hoca Kemal Kılıç'ı getirdi Sarıyer. Emirhan Aydoğan geldi Balıkesir Spor'dan merkez orta saha. Çağlayan geldi Sakarya Spor'dan stoper Çağlayan Menderes. Bodrum Spor'dan genç kanat oyuncusu Halil İbrahim Sevinç geldi. Bu liglerin en iyi sağ beklerinden biri Serdar Cansu, Erok Spor'dan şampiyon sağ bek geldi. Tecrübeli 6 numara Mehmet Taş, Adana Spor'dan geldi. Sol bek Hüseyin Öztürk yine Adana Spor'dan dahil oldu Sarıyer'e. Ayrıca başarılı stoper Süheyl Çetin takımda tutuldu. Aynen. Genç orta saha oyuncusu Hasan Emre Yeşilyurt yine takımda tutuldu. Ta Dönmez kaldı. Ta Dönmez yine iş transferde kaldı, başarılı forvet. Saruhan gitti bu arada geçen gün. Cuma da gitti. Aynen. Aynen. Aykut Özer takıma geldi. Tecrübeli bir kaleci Ahmet Spor'dan. Özkan Karabulut takımda tutuldu. Tecrübeli kaleci. Alt liglerin en önemli kanat oyuncularından biri. Sertaç Çam yine Erok Spor'dan geldi. Onur Eriş yine Erok Spor'dan gelen isim. Başarılı kanat oyuncusu. Takımın eski kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz Menemen'den geri geldi. Çok önemli hamleler yaptı Sarıyer. Bir de ben şunu diyeceğim. Süleyman Çakır, Polat Alemdar ve Memati Baş üçlüsü burada gene buluştu. Hı hı. Serdar Cansu, Onur Eriş ve Sertaç Çam. Evet. Serdar, Onur ve Sertaç geçen sene Erok'ta, daha önce Pendik'te şampiyonluk yaşadılar. Onur'la Serdar ikilisi Eyüp'te de şampiyon oldular. Ne düşünüyorsun bu gelen oyuncular ve Kemal Kılıç Hoca için Sarıyer'de? Vallahi öncelikle Sarıyer'in hamlelerinin hayırlı olmasını diliyoruz. Başkan da bu arada Salih Bayraktar oldu ama... Bunu biz özel haber olarak vermiştik. Arka planda Ali Demirhan'ın çok büyük bir desteği var Sarıyer'de. Erzurumlu iş adamı evet, Ali Demirhan. Evet onu söyleyelim. Kemal Kılıç Hoca geldi takım başına. Hayırlı olmasını dileyelim. Tabii ki de. Geçen sene Gürses Kılıç Hoca bu takımı ligde tuttu biliyorsun. Son haftalarda takım geldi. Takım ligde kaldıktan sonra da çok iyi bir yapılanmaya gitti. Sarıyer yıllar sonra çok iyi bir kadro kurdu. Evet. Çok maçlarına gidiyoruz, seviyoruz. İddialı olmasını hep istiyorduk zaten. Ve sonunda... İşte o beklediğimiz, özlediğimiz Sarıyer kadrosu yapıldı. İç sahadaki Sarıyer'in maçları felaket maçlar olacak bu sene. Kesin. Yani fena maçlar olacak. Zaten geçen sezon
devre arasından sonra tribünler, yani stadın o bitirilmesi, yani yapılanması vardı biliyorsun. Doğru. Yeniden bir düzenleme yapıldı. Restore edildi. Tribünler olsun, şeyler, kulübeler olsun. Aynen. Hepsi yapıldı. O yüzden çok güzel maçlar, kapalı gişe maçlar izleyeceğimizi ben düşünüyorum. Işıklandırma da yapıldı değil mi stada? Işıklandırma yok. Olmadı. Ama güzel bir şey yapıldı. Onun dışında baktığımız zaman da transferlere, ben Çağlayan Menderes son olarak geldiği için söylüyorum. Dün geldi hatta Çağlayan. Çok iyi bir transfer. Bence onu de söyleyeyim. Zaten Serdar'la Sertaç'a bir lafım yok. Onur'un ben bir tık düşüşte olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir nokta var. Onur Eriş geçen sene bence özellikle ikinci devrede kıpırdandı. Onu söyleyeyim. Doğru. İyi bir transfer. Aykut Özer zaten bu ligin kalecisi. Amespor'da da evet hatalı maçlar oldu ama genele vurduğumuz zaman da iyiydi bence. Aykut Özer gayet iyi bir kaleciydi. Yani iyi bir performans gösterdi. Ben Sarıyer'in yaptığı transferler arasında bir tane transferin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence sen de benden düşünüyorsundur. Hüseyin Öztürk transferini diyorum. Katılıyorum ya ben de. Sarıyer için de Onur Karakabak'ın adı geçiyordu sanki değil mi? Yok. Vanspor'la Batman arasında geçiyordu Onur Karakabak ama yani bu futbol transfer dönemi her an Sarıyer de oraya bir hamle yapabilir ki zaten bence sol beke bir transfer lazım yani alternatif olarak veya ilk 11 olarak. Sarıyer'le alakalı bir haber vereyim. Caner Osmanpaşa ve Hakan Arslan gündemde. Tecrübeli sol stoperi Sivasspor'un ve ön liberosu Hakan Arslan'la Caner. Hakan'ı Sarıyer'e çok yakın görüyorum, onu söyleyeyim. Zaten Hakan'ın gelme ihtimali çok yüksek çünkü bu haber yaklaşık bir hafta önce biz de verdik. Ve Hakan Sivas'tan da ayrıldı. Ayrıldı. Yani İstanbul'dan bir takıma gitme ihtimalini ben çok çok yüksek de gördüğüm için ve Sarıyer'de de hem para hem hedef olduğu için de Hakan Arslan'ın ben %99 Sarıyer'e yakın olduğunu, %1 de diğer takımlara yakın olduğunu düşünüyorum. Benim ben görüşüm de önünde. Hakan'ı Sarıyer'e senin gibi yakın görüyorum. Kemal Hoca için ne düşünüyorsun? Kurt Hoca Kemal Hoca bu liglerde yorumun ne olur? Ya şimdi şöyle bir şey var. Sarıyer tribünleri çok agresif tribünler. Bayağı. Takımlarına çok bağlı. Takımlarına destek veren, iç sahada özellikle önemli maçlar olduğu zaman ki artık Sarıyer yıllar sonra her maç önemli olacak. Tabii. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. O maçlarda kapalı gişe oynayan, takımına çok fazla destek veren bir taraftar kitlesi. Kemal Kılıç Hoca da çok agresif ve aslında agresif olmaması gerektiği yerlerde de çok agresif. Mesela geçen sene hatırlayalım. Adana Spor'un ligin sonunda bir maçı Bandırmayla. Vardı. Hakem VAR'a gitti, hakemin yanına gitti. Yani Kemal Kılıç burada kendini tutamaz noktada davranışlar yaparsa sıkıntı çıkar. Kemal Hoca agresif bir hoca. Sarıyer bir tane evet iyi bir kadro kurdu ama Sarıyer biliyorsun genelde bir kaos takımı. Çok fazla kaoslar yaşanan yönetimler arasında olsun, maçta yaşananlar olsun. Bunlar dolan bir nokta. Ya ben Sarıyer'le Kemal Kılıç birliklerini ateşle barut olarak görüyorum biraz. Sen Anladım. Ne düşünüyorsun bilmiyorum. Çok tecrübeli, iyi bir isim ama kurt bir hoca ama yani sanki burada ateşte barut noktası olacak gibi duruyor. Şimdi Sarıyer çok tecrübeli oyuncular aldı. Çok tecrübeli de bir hoca aldı. Ya bu isimler birleşecek, Voltran'ı oluşturacak, çok olumlu bir şey olacak. Ya da farklı, olumsuz bir şey de olabilir ama ben olumlu biteceğini düşünüyorum hikayenin. Ben Sarıyer'i... Yani Kemal Kılıç Hoca burada başarılı olur diyorsun o zaman. Aynen öyle. Ben Sarıyer eğer... Kemal Rüzgar ya da Sinan Kurumuş gibi baba bir golcü olursa ben şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak görüyorum. Ya ben de benim işte, kendi görüşüm. Ben şimdi yine söylediğim gibi bu noktalarını söyledim Kemal Hoca'nın. Hani yapar yapamaz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama ateşte barut olma noktası çok yüksek gerçekten. Hani tabii, çünkü hocanın var, karakterini biliyoruz. Kemal Hoca çok agresif bir hoca. İsteyen, kaybetmeyi sevmeyen aynen, bir hoca. Nefret eden bir yapısı Sarıyer'de var hocanın. Sarıyer'de şimdi yıllar sonra iyi bir kadro kurmuş. Taraftar daha fazla motive olacak. Daha fazla takımını sahiplenecek. Kesinlikle. Hani o yüzden... Ha bazen çok böyle iyi olur dediğin şeyler ters tepebiliyor ya. Hani Sarıyer'de Kemal Hoca'yla, bak kadro için söylemiyorum. Tabii. Kemal Hoca için söylüyorum. Yani burada çok dikkat edilmesi gerekiyor ki. Bak hatta hatırlayalım. Şanlıurfa Spor'un şampiyon olduğu sene 2. ligde sezon başı biz ne söyledik? O zaman da söyledik. Geçen sene başı da söylemiştik gerçi. Şanlıurfa Spor bir kaos takımı demiştik. Doğru. Ve Kemal Hoca iyi giderken bir anda karıştı otuk, bir kaos oldu, hoca gönderildi. Hocaya liderdi ya da ikinciydi takım. Aynen. Hoca gitti orada. İşte neyi söylemek istiyorum? O davranışlar. O işte ikili ilişkileri söylüyorum. Bakalım inşallah burada güzel bir düzen oluşur. İnşallah. İki tarafta yani oyuncular, işte hoca ve üzerinde de yönetim bir birleşme olur. Taraftarda zaten büyük arkada güç. Tabii. Sarıyer'de iyi bir gidişat olur diyelim. Ben geçen sene Gürsüz Hoca geldiği zaman da bu takımı ligde tutacak demiştim. Tuttu da. Tuttu. Tutmanın karşılığında da güzel bir kadro kuruldu. Ben Sarıyer için şunu söylüyorum. Ha Kemal Hoca ile ilgili söylediklerim gerçekleşirse olumsuz anlamda. Yani hani bu
ikili ilişkilerden bahsediyorum. İşte burada bir sıkıntı çıkar, bir şey olursa, yollar ayrılırsa bile ben Sarıyer'in şampiyonluktan kolay kolay kopacağını düşünmüyorum. Ben de inanmıyorum. Hani insanlar, evet, yani futbolu takip edenler, ikinci ligi takip edenler şunu düşünmesinler. Geçen seneki Menemen örneğini almasınlar. Menemen iyi bir kadro kuramadı çünkü. Hatırlıyorum. Bak, sana. Menemen iyi bir kadro kuramadı. Doğru, haklısın. Hem sezon başı kuramadı, hem devre arası kuramadı. Aynen. Zaten bunu da gördük sezon içinde. Yani sen diyorsun ki Hüseyin Öztürk dışındaki transferlere okeyim Sarıyer hepsini adına. Okeyim. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı görüşteyim. Bu arada Emre Yeşilyurt da bu iyi kadronun arasında kendisini daha da yukarıya çekeceğini düşünüyorum. Emre'nin ayaklarına çok hakim. Yetenekli bir genç oyuncu. Bir oyuncu. Aynen. Ama biraz fiziklenmesi gerekiyor. Oyununun biraz daha da artacağını düşünüyorum. Bakalım, ben de aynı görüşteyim. Sarıyer'e başarılar dileyelim. Bu arada son bir şey daha ekleyeyim. Tabii tabii, ekle. O kadar şey geliyor ki aklımıza. Taha Dönmez'den ben bu sene bir en az 15 gol bekliyorum eğer bir sakatlık olmazsa. Taha Dönmez çok kaliteli oyuncularla yan yana oynayacak. Bakalım ne bakalım yapacak. Aynen, ben de olumlu işler ama bekliyorum. Ama bir tane daha forvet lazım. Baba golcü lazım. Sarıyer'e yani. Kemal Rüzgar ya da Sinan Kurumuş gibi bir golcü lazım. Benim hı-hı kendi görüşüm. Altın Ordu'ya geçelim. Sarıyer'e de başarılar dileyelim. Altın Ordu da beyaz grupta biliyorsun ve çok fazla sayıda gurbetçi oyuncu aldılar. Olcay Şahan yeni hocası oldu Altın Ordu'nun. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Yusuf Acer kaldı takımda, sol bek. Ankara Spor'dan Kaan Baysal'ı aldılar. Karaman'dan Mete Yıldız geldi stoper. Yurt dışından gelen oyuncular var. Emre Aydınel, Ali Çırak, Yusuf Örnek, Tahsin Çakmak, bir de Emircan Gencel. Bu oyuncuların hiçbirini tanımıyorum öncelikle. Tanımıyoruz. Ben tanımıyorum oyuncuları diye tanımıyoruz. Aynen, sen de tanımıyorsun. Ne yorum yaparsak yanlış olur. O yüzden bir şey diyemeyiz. Bir de Eren Tokat ile Alper Tursun geldi. Onlar iyi transferler. Bence Kaan Baysal, Eren Tokat ve aynen Alper Tursun gayet iyi transferler. Kesinlikle. Altın Ordu'nun hedefleri için. Yusuf Acer de bence yeterli bir oyuncu. Süper Lig bile gördü bir ara. Sonra yani alt liglere indi ama Mete Yıldız'ı da ben yeterli görüyorum. Ben Altın Ordu'nun bildiğimiz oyuncularının yeterli olduğunu düşünüyorum, hı-hı, transfer olarak. Gurbetçi oyuncuları izleyip yorumlayacağız. Yani yaşayıp göreceğiz. Çünkü bu oyuncuları yani tanımıyoruz. Aynen. Ne dersek yanlış olur. Tabii. Sen ne söylersin? Ben de seninle aynı görüşteyim. Bu yapılanmanın da inşallah hayırlı olmasını dileyelim i̇nşallah ama çok tanımadığımız için genç oyuncuları, gurbetçileri bir şey, tabii, diyemiyoruz. Bakalım hayırlısı olur inşallah. Altın yanlış olur. Peki bildiğimiz oyuncular için ne diyeceğim? Üçü de doğru transfer. Kaan Baysal, Alper Tursun, Eren Tokat. Eren Tokat biliyorsun çok ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Adıyaman'da maalesef. Yavaş yavaş toparladı zaten ondan sonra. Üç transferi de doğru buluyorum. Mete Yıldız da bence iş yapar. Karaman'dan geldi stoper. Mete Yıldız aynen. Mete'yi de beğeniyorum ben. Yani İyi yeterli bence Altın Ordu'nun hedefleri için. Ben öyle düşünüyorum. Olcay Hoca ne yapar sence? Bir şey diyemiyor. Oyuncular için bir şey diyemiyorsak Olcay Hoca için de bir şey diyemez. Oyuncular kedi gibi çıkarsa yani bir hani hemen kaçarsa, bir şey yapamazsa, yani oyundan kaçarsa, o anlamda söylüyorum. Ya Olcay Hoca ne yapacak? Olcay Hoca Ankara Spor'da hem oyuncu hem hatta bana oldu şöyle bir şey söylemişlerdi. Ne kadar doğru yanlış bilemem. Altın Ordu ile alakalı mı? Olcay Hoca ile alakalı. Ha, pardon. Olcay Hoca takım başına geldikten sonra dediler hep gurbetçi transfer yapılacak dediler. Herhalde Olcay Hoca o zaman tanıyor bunları. Olabilir. Yarısı gurbetçi Almancı gelenlerin zaten. Almancı biliyorsun Olcay Hoca da. Kayserslautern'den Beşiktaş'a gelmişti. O zaman tanıyor demek ki. Diye hatırlıyorum ben. Evet, doğru. Tabii, tabii bilmiyorum tanıyor mu tanımıyor ama yani, demek ki tanıyor yani. Evet, yüksek ihtimal. Bakalım bir sezon içinde Altın Ordu şu an resmen kapalı kutu. Katılıyorum tam sana. Tam kapalı kutu yani. Bildiğimiz hani oyuncular iyi transferler de gurbetçi oyuncular bakalım, evet, ne yapacaklar. Bakalım. Altın Ordu'ya başarılar dileyelim transferde. Evet, başarılıklarımızı iletelim. Olcay Hoca da ilk defa birinci adam olacak direkt. Çünkü Ankara Spor'da hem futbolcu hem hoca ama gibiydi. Ama Ankara Spor'da son dönemi tamamen bırakıp hoca oldu. O da doğru. Erkan Zengin'in tabii olayı gibi biraz olmuştu. Bakalım ne yapacak Olcay Hoca, ben merak ediyorum. Bir diğer beyaz gruptaki ekibe geçelim. Altın ben Or- sana bir şey söyleyeyim mi? Altın Ordu geçen sene son anda, hani son anda değil aslında, zor kaldı ama ligde. Ya bu sene de et mi balık mı tavuk mu transferleri yaptı. Zor gruptalar. Eğer bunlar kötü çıkarsa var ya Altın Ordu sıkıntı yaşar, ben sana söyleyeyim bak. Sana katılıyorum. Bir anda hiç umadığın şey olur. Aynen, haklısın. Bakalım ne olacak. Bir de Alperen Selvi'yi kaybettiler. Onur, evet, Ramazan Iğdır'a da gitti mesela. Hani aynen, belki Onur Ramazan çok ha, devrim de gitti Altın Ordu'dan bu arada. Evet. Altar da bu arada bonservisi şeydeydi. Altın Ordu'ydu galiba bonservisi Altın ama Ordu sakatlığı vardı. Maalesef. Geçen sene Lokmaç'ta bir sakatlandı. Onun da durumunu hala bir türlü açıklaması gelmedi. Çok merak ediyorum ne oldu. Doğru. İyi oyuncu Altar. Evet. Altın Ordu'ya başarılar dileyelim. Aynen. Ligin yeni ekibi beyaz gruptaki temsilci Adana 01 FK'ya geçelim. Adana çok hareketli transferde.
Çok oyuncu gönderdiler. Çok da oyuncu aldılar. Sportif direktör bile gitti biliyorsun. Cafer Elek gitti. Levent Hoca sezonu bitirmişti. Levent Hoca da gitti. O şampiyonluğu ben direkt Adem Çağlayan Hoca'ya yazıyorum zaten. Katılıyorum sana. Volkan Bekiroğlu yeni teknik direktör oldu. Eski Adana Spor'da oynadı biliyorsunuz. Yani eskiden Adana Spor'da oynadı. Daha doğrusu sol bek Volkan Hoca. Yani futbolculuğunda Adana'da yer aldı. Kadir Alper geldi Sarıyer'den bek oyuncusu. Dursun abi. Diyarbakır'dan Yusuf Yalçın Arslan geldi stoper. Kadir Alper Duruk. Duruk pardon Dursun değil aynen yanlış söyledim. Duruk. Mehmet Yıldızaç takımda kaldı iş transferde ki geçen sene takımın iş yapan oyuncularından biriydi. Hem bek hem açık oynayan bir isim. Mehmet Eren geldi Denizli Spor'dan genç futbolcu. Berat Ali Genç geldi Çorum'dan biliyorsun kanat oyuncusu. Aslında Çorum'dan gelmiyor bonservise Çorum'da. Ama sürekli kiralanıyor evet. Çorum'dan o yüzden hani. Baver geldi Sivas'tan kaleci. Yedek kaleci olur diye düşünüyorum. Seni çok beğendin kalecilerden birisi. Vallahi pek oynamadı o yüzden bir şey diyemiyorum. Tayyip Mevlüt Kaya geldi Efeler'den bir alt ligden. Tunay Meral bana göre en iyi transferlerinden biri Adana'nın. Bu ligin en iyi kalecilerinden birisi. Soma Spor'dan geldi. Yasin Kargı geldi. Vallahi ben Yasin'i pek tanımıyorum. Yorum yapamam. Ahmet Ülük bence iyi bir transfer. Van Ahmet Spor'dan. Iyi bir transfer. Daha doğrusu Kestel'deydi bonservisi. Oradan geldi. Van'da kiralık oynadı. Bir de Tarsus'tan Furkan Küçükkara geldi. Ben Adana'nın yaptığı transferleri pek iyi bulmadım. Hı hı. Tunay'ı ve Ahmet Ülüğü'yü ayırıyorum. Mehmet Yıldızaç'ın da kalmasını ayırıyorum. Bir de Alper Kadir Duruk'la Yusuf Yalçın Arslan transferlerini beğendim. Diğer transferler bence çok iş yapacak isimler değil. Berat Ali, ya performansı birkaç yıldır iyi değil maalesef. Fiziksel olarak da çok düştü zaten. Ne düşünüyorsun? Adana için hayırlı olmasını dilerim öncelikle transferlerin. Ben Mehmet Yıldızaç için ben Mehmet'i 3. lig oyuncusu olarak görüyorum. Peki. Seviye olarak ben öyle düşünüyorum. Tunay Meral ve Ahmet Ülük transferlerini doğru buluyorum. Hatta geçen sene biliyorsun Vanspor'a transfer olduğu zaman da ben Ahmet Ülük'ün doğru bir transfer olduğunu i̇şte söylemiştim. Yaptı bence. İyi de oynadı bence oranda. Genç oyuncu. Hatta ben Vanspor'da hani kalmasını da bekliyordum. Tekrardan bir kiralanabilir diye ama oyuncu kalmadı. Ayrıldı. Ben doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Tunay zaten bu ligin kalecisi. Bence evet. Şu anda bu ligde hani kafa oynayacak takımlarının hepsinde rahatlıkla oynayabilecek kesinlikle bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Volkan Bekiroğlu Hoca konusunda da ben Volkan Hoca'nın hani Adana'nın hedefi evet ligde kalmak olacak. Çünkü grubu zaten zor. Playoff bile zaten bence hayal. Sence Adana'nın hedefi ligde kalmak mı olacak? İddialı bir başkanı var Sayın Menderes ama Kutlu güçlü bir isim. Ama ligde kalmak transfer. Ama gelen isimler ben sana katılıyorum evet. Ya şimdi ben diyeyim ki burada bizim hedefimiz şampiyonluk diyeyim. Gideyim atıyorum birincilik diyeyim. Diyelim ki üçüncü kadrosu kurdum. Sana katılıyorum. Ne diyeceğiz? Ya Menderes ligde başkan kalmıyor. Güçlü bir isim. Hani onun isminden dolayı ben daha iyi bir kadro kurmasını bekliyordum Adana Spor'a. Yok ben şöyle bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Nasıl bakıyorsun? Yani ilk çıkan takımlar yani alt ligden yukarıya gelen takımlar eğer ilk sene hedefini ligde kalıcı olarak belirlediyse onlara benim lafım yok. Ya Iğdır gibi param varsa çıkmayı hedefle diyorsun yani. Tabii aynen öyle. Anladım. Peki tamamdır. Yani Adana bu zorlu grupta ligde kalsa da ilk sezonunda başarılıdır diyorsun. Aynen, Adana 0-1 FK. Şu an Adana'nın nerede oynayacağı da belli değil hala. Evet hani maalesef. Şu an bunların hepsini işin içine kattığın zaman da biraz orada dur diyorum. Hani yönetim kendi stadında oynamak için hani açıklamalar yapıyor, istiyor ama bakalım stat yetişecek bakalım. Mi? Bakalım. İnşallah yetişir. İnşallah yetişir zaten. Güzel aynen. Olur. Geçen sene Tarsus'ta oynadılar hep biliyorsun. Tarsus'ta oynadılar aynen. Kendi evlerindeki maçlarını Tarsus'ta oynadılar mecburen. Adana 0-1 FK'ya başarılar dileyelim transfer döneminde. Evet başarı dileklerimizi iletiyoruz inşallah hayırlısı olur. Ondan İnşallah. Içinde. Adana renk getirecek bence. Ben öyle kesinlikle düşünüyorum. Adana taraftar kitlesi de olan bir takım oldu. Kesinlikle. İnşallah onlar için de sezon güzel bir şekilde geçer. İnşallah. 68 Aksaray Belediyespor'a geçelim. Aksaray Belediyespor kırmızı gruptaki takımlar içinde transferde az sayıda hareketli olan takımlardan biri. Önemli hamleler de yaptılar. Onlar için de zaten bize bu yaz döneminin başında sana bilgi gelmişti. Aksaray'da bu sene kadro yapacak diye aynı Serik için söylenen Aksaray için de söylenmişti. Onlar da zaten bunun ışığında öncelikle hem sportif direktör Yakup Ateş doğru. Hem teknik direktör Şaban Yıldırım'la beraber sözleşme imzaladılar. Aynen öyle. Ardından da transferler başladı. Şaban Hoca ile Yakup Ateş kaldılar takımda. Evet. Hem teknik direktör hem de sportif direktör hayırlı olsun diyelim. Bak sana biraz önce Adana'dan bahsettim. Mesela Aksaray ile ikisini eşleştirelim. Aksaray da geçen sene yeni geldi. İlk yılıydı. Ligde kalmayacak bir takım yaptı. Kaldılar ve doğru. Ben Yakup Ateş de Şaban Hoca'nın da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ha bu sene artık o şekilde kalmalarını başarı görmem. Bir de Aksaray şimdi geçen sene zor gruptaydı. Bu sene güzel gruba evet. Düştüler kendileri aynen. için. Ne diyorsun? Kesinlikle. Şimdi bu senede hem
Daha kolay bir grup ve bu sene de iddialı bir takım kuruyorlar. Evet, aynen öyle. Bakalım ne olacak? Merakta bekliyorum. Ben gelen oyuncuları sayayım, hepsine görüşünü belirtsen. Tamam. Sezer Yıldırım geldi Mersin İdman Yurdu'ndan, stoper. Onur Toprak, Altınordu'dan, tecrübeli kanat oyuncusu. Ali Marlak, Isparta 32 Spor'dan, bu ligin önemli oyuncularından biri. Kesinlikle. Çorum'dan çok tecrübeli bir kaleci Ali Türkkan, ki Ali hem Bodrum'la hem de Çorum'la bir üst lige çıkma şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarıyer'de de önemli performansları vardı. Tecrübeli golcü İbrahim Yılmaz geldi 24 Erzincan'dan. Bir de Doğan Ateş takımda kaldı Ercan Yazıcı ile beraber iç transferde. Ercan da kaldı, aynı. Bu hamleleri nasıl yorumlarsın? Şimdi öncelikle Aksaray'ın da transferlerinin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah oyuncular için sakatlıksız, hastalıksız bir sezon olur diyelim. Şimdi yapılan kaleci transferinde Ali Türkan'ın doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben de. Ali iyi bir kaleci. Özellikle ikincilik seviyesinde çok çok iyi bir kaleci. Kesinlikle. İbrahim Yılmaz'da bir düşüş var. Ama geçen sene şöyle bir nokta oldu. Amespor Erzincan maçında devre arasında oyundan çıktı. Sakatlandı çünkü ilk kere ayağına bir darbe almıştı. Çıkmak durumunda kaldı ve Erzincan performansı, Erzincan kariyeri bence sınıfta kaldı. Bakalım burada tekrardan bir çıkış yakalayabilecek mi? Merakla bekliyorum. Onur Ramazan Toprak düşüşte olan bir oyuncuyken ben geçen sene Altınordu ile beraber performansını biraz daha yukarıya çektiğini düşünüyorum. Yani son dönemde İskenderun özellikle Spor'dan değil mi? Sonra Altınordu ona iyi geldi. Son dönemde evet. Özellikle. Katılıyorum sana. İyi transfer olduğunu düşünüyorum. Yani burada tekrardan o çıkışını devam ettirme ihtimalini yüksek görüyorum. Onun dışında ben çok beğendiğim isimlerden bir tanesi. Zaten bu sene yani biten sezonda çok fazla izledik. Çıplak gözle de playoff maçında Buca Spor Yeni Mersin maçında izledim. Sezer Yıldırım. Darbeli bir stoper. Rakibine kene gibi yapışır. Aynen. Markaj eder. Bırakmaz. Darbeli derken rakibine değil topa darbeli. Doğru. İyi bir oyuncu. Sezer Yıldırım da bence çok iyi bir transfer oldu. 68 Aksaray Belediyespor için. Alim Harlak için ne diyorsun? Geçen sene Isparta Spor en iyi oyuncusu diyorum. Duran topları da çok iyi kullanır uzaktan Alim mesela. Uzaktan şutları, duran toplar. Ekmek yedirebilir Aksaray'a. Sürpriz koşular bile yapabiliyor yere geldiği aynen zamanda. Asist özelliği yüksek. Yüksek, bir çok ayaklarına yüksek. Hakim bir oyuncu. Ben Alim Harlak transferini de doğru buluyorum. Katılıyorum sana. Ben Sezer için sen ne diyorsun? Sezer'i ben beğeniyorum. Sezer Sarıyer'de de oynadı. Bülent Akan Hoca'nın eski oyuncusu zaten. Hani ben beğeniyorum Sezer'i. Ya ben Aksaray'ın yaptığı transferleri iyi buldum şu ana kadar. Aksaray iyi başladı hamlelere. Ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. İbrahim Yılmaz'a biraz şer koydum. Bir görelim. Tabii ki tecrübeli bu lig için ama tabii geçen sene bir ve ondan önce de Süper Lig'de hiç atamadığı gol sezonu oldu. İbrahim Yılmaz'ı bir izleyelim bakalım. İnşallah iyi bir kamp geçirir İnşallah. O da. Ardından hafta hafta inşallah kısmet olursa yorumlarız. Tabii ki de. Aksaray'a başarılar dileyelim transfer döneminde. Aynen. İskenderun Spor'a geçelim. İskenderun Spor'da yeni hoca Gürkan Aslan oldu. Onu belirtelim. Geçen sene de zaten gelmişti biliyorsun. Doğru. Aynen öyle. Eren Şahin geldi genç oyuncu. Mehmet Maniş, Muhammed Halil ve Ahmet Biler. İlk defa ismini duyduğumuz oyuncular adeta. Gurbetçiler geldi zaten. Evet. 3 gurbetçi oyuncu geldi Eren Şahin dışında. 3 tane gurbetçi. İskenderun Spor zor bir grupta. Bu hamleler hani İskenderun Spor için yeterli olmaz. Bu çok net görünüyor. Bir de Hakan Başkan'a hayırlı uğurlu olsun. Evet. Alt liglerdeki Kulüpler Birliği Başkanı oldu bir nevi. İkinci ve üçüncü lig. Sayın Başkan Hakan Bolat'a da hayırlı uğurlu olsun. Hakan Başkan herhalde bu sene pek yatırım yapmayacak. Görünen ya zaten normalde biliyorsun artık benim maddi olarak bu şeyi devam ettirme gücüm şansım kalmadı yok demişti ama sonradan işte destek noktası gelince devam etme doğru noktası oldu. Yani yapılan transferler için ben bir yorum yapamam. Çünkü oyuncuları tanımıyoruz, evet, bilmiyoruz, aynen izlemedik. Doğru olmaz yorum yapmamız. Ama şunu görebiliyoruz tabii ki. Bunu söyleyebiliriz yani. İskenderun Spor bu sene işte playoff oynayan, hedef oynayan bir takım olmayacak. Onu söyleyelim. Grubu da zor. Grup da zor. Hani İskenderun Spor da bu anlamda sıkıntı da yaşayabilir. Yani ama tabii ki ilerleyen süreçte bir transfer olursa, transferler gelirse onun ışığında yorumlar bakarız yapabiliriz ama şu andaki oyuncular için ben net bir yorum yapamam. Ama takımın hedefi noktasında bakarsan bir hedefi olmayacağı zaten net belli. Tek şeyleri ligde kalıcı olmak. Evet, görünen o. Bakalım. İskenderun Spor'a da başarılar dileyelim. Evet, başarı transfer döneminde. Kastamonu Spor'a geçelim. Beyaz grubun bir diğer iddialı ekibi Sarıyer ve Batman'la beraber Kastamonu Spor. Kastamonu Spor geçen sene 7 puan farkla devre arasına lider girip şampiyonluğu kaybedip ardından playoff'ta da Iğdır'a elenerek aynen çok kötü bir sezon finali yapmıştı.
Yeni hoca Adem Çağlayan oldu. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Evet inşallah. Adem hoca geçen seneyi Adana FK'da açıp ardından Mersin'de tamamlamıştı biliyorsun. Ama Adana'yı şampiyon yapan Adem hoca. Ben de aynı her zaman söyledim. Sana katılıyorum. Oğuz Yılmaz, Okan Eken, İlyas Kubilay, Yavuz ve Yusuf Türk iç transferde takımda kalan oyuncular oldu. Kastamonu'da bence önemli hamleler oldu. Onu söyleyeyim kendi adıma. Dış transferde de genç oyuncu Mustafa Kapı geldi biliyorsun. Adana Demirspor'dan. Oğuzhan Doğan geldi eski futbolcusu. Serik'ten Kastamonu Spor'un. İskenderun Spor'dan kanat Ömer Kuşan geldi. Ama bana göre en önemli transferler Şanlıurfa Spor'dan sol bek Barış Gök. Erzincan'dan merkez orta saha Çınar Tarhan ve genç yetenekli futbolcu Ali Altınöz. Ben Kastamonu'nun iyi transferler yaptığını ve iç transferde de iyi hamleler yaptığını düşünüyorum. Ama geçen sene çok kötü bir şekilde hem şampiyonluğu vermek hem de playoff'ta eğlenmek Kastamonu Spor'u psikolojik olarak etkilemiş midir? Ne düşünüyorsun? Ya tabii ki oyuncular üzerinde yönetim cami olarak etkiler ama ben o etkinin artık tamamen kaybolduğunu düşünüyorum. Bayağı bir zaman geçti. Yeni sezona yaklaşıyoruz. Yaklaşık bir 2 aylık, 2,5 aylık süre kaldı. Yanlış söyledim. Yanda bir ay daha fazla söyledim. O yüzden artık tamamen yeni sezona odaklandıklarını düşünüyorum. Öncelikle Adem Çağlayan Hoca için de Kastamonu Spor Camiası için de hayırlı olmasını diliyorum. Ben yine söylüyorum. Geçen seneki şampiyonluk Adana FK'da Adem Hoca sayesinde. Mersin'e geldiği zaman da ben şu yorumu yaptım. Bunu hoca da biliyor. İzlediyse ki izlemiştir. Mersin tarafı da biliyor. Özcan Kızıltan Hoca zaten yapabileceğinin en fazlasını yapmıştı. Doğru. Ve bunu yapmışken hocanın yönetim tarafından gönderilmesi yanlıştı. Yani oraya hangi hoca gelirse gelsin zaten en fazlasının olacağını söylemişti. Yani. Playoff'ta da Mersin'in eleneceğini zaten söylemiştim. Hatta ben Buca'ya elenir demiştim. Sadece Buca'ya eledi. Ondan sonra elendi. Trabzon'a elendi. Yani Adem Hoca'nın burada ben gelmesinin yanlış veya doğru olduğunu yorumlamam bir anlam ifade etmiyor dedim. Yani çünkü Mersin yapabileceği şu kadar ve elendiği zamanda da bu zaten Adem Hoca'ya yazan bir şey olacak demiştim. Doğru. O yüzden Adem Hoca ile ilgili orada ben bir yorum yapmadım. Burada da ben Adem Hoca tercihinin Kastamonu Spor için doğru olduğunu düşünüyorum. Hatta ilkten biliyorsun Fırat Gül'e devam edeceğiz diye açıklama yapmıştı yönetim. Hatta devam da ediliyor gibiydi sonra ayrılıyor. Ama ben Fırat Gül'ün kalmasının o zaman yanlış olduğunu söylemiştim. Kendi içinde, kendi aramızda konuştuğumuzda. Çünkü o zaman programı yapmamıştık. Doğru. Bence gitmesi iyi oldu. Geçen sene mesela bu takımın en iyi olan oyuncusu Yusuf Türk'ü sen geldiğin zaman kesip kendi oyuncun, eski oyuncun Samet Alika'yı monte ediyorsun. Yusuf Türk'ü resmen yok sayıyorsun. Yani gidiyorsun 89'da oyuna alıyorsun, 90'da alıyorsun. Hatta birçok maçta oyuna bile almıyorsun. Hatta ikinci rövanş maçında, Iğdır maçında Yusuf 11'e koydun. Çünkü Samet kırmızı kart gördüğü için Iğdır'daki ilk maçta kırmızı yemişti. Yani, orada Yusuf Türk'ün de psikolojisi bozuldu zaten. Takımın en iyi oyuncularından biriyken. Ben bir şey beklemem ki adamdan. Bir anda yedek kalınca. Bir şey diyemem ki adama. Bir de 89'da falan filan oyuna girince mesela Iğdır maçında çok agresif bir Yusuf Türk vardı gereksiz yere. Çünkü bence orada Yusuf'un da psikolojisi bozuldu. Ben hak ederken niye yedek kaldım dedi. Haklı zaten o da yani. Kesinlikle haklı. Ben Kastamonu Spor'un yapmış olduğu transferlerde iki tane transferin kendi görüşüm olarak, bireysel olarak yanlış olduğunu düşünüyorum. Kimler? Birincisi Mustafa Kapı. İkincisi Oğuzhan Doğan. Oğuzhan Doğan'a neden yanlış diyorum? Ben şampiyon olacak takımların seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Alternatif de olamaz mı? Aynen öyle düşünüyorum. Mustafa Kapı için de şunu söyleyeceğim. 5 yıldır futbol oynanıyor zaten. Ya ben de sana Mustafa Kapı'da katılıyorum. Oğuzhan da en fazla alternatif olabilir diyorum. Hani en fazla. Barış Gökdirek nokta transfer. Çınar Tarhan nokta transfer. Ali Altınöz de zaten kontenjan oyuncusu olarak. 7,5 milyon TL bonservisle Kastamonu Spor'a transfer Erzincan'a oldu. Ali'yi zaten biz Erzincan Spor'da söylüyorduk. Gelecek vaat ediyor. Potansiyelli bir oyuncu diye. Bir de kontenjan oyuncusu. Yetenekli bir onu oyuncu. Onu da söyleyelim. Ve Kastamonu Spor'u taraftar için de şunu söyleyelim. Yönetim için de söyleyelim. Hani hem uyarılarımız olsun hem bireysel görüşlerimiz olsun. Ne anlamda söylüyorum? Şimdi Kastamonu Spor geçen sene 7 puan farklı öndeydi değil mi? 43'e 36 idi. Sonra ne oldu? Devre arasına girdi değil mi? Devre arasına girdiği zaman ben ne söyledim? Hatta sezon ilk devre oynarken de söyledim. Devre arası baba 5-6 transfer lazım. Kastamonu Spor bunu yapamadı değil mi? Benim maalesef. Kendi görüşüm olarak. Ya bence yapamadı zaten sonunda da gördük. Doğru. Eleştirdik de bunları. Hatta sezon başı yapılan bazı transferleri de eleştirdik. Kastamonu Spor işte bu yüzden elendi. Zayıf kaldı kadrosu. Bak Iğdır kasında eridi. Normal sezonda da devam ederken eridi. Puanlar kaybedildi. Devre arası kim geldi? Hatta sen de çok tartıştık. Ali Ahmet Sun. Sun geldi. Yanlış dedim. Olmaz dedim. Karabüğe gitti hemen. Onun dışında yine gelen oyuncular Erkam oldu. Geldi. Erkam. Erhan Kartal. Erkam'dan alıyorum Furkan daha çok. Furkan Çil.
Erkam'dan alıyorum daha çok. Erkam zaten artık yaştan ağır olmaz dedik. Bazı maçta da hoca gitti bir de bek kullandı. Hatta sana daha çok ilginç bir şeye geleyim. Ya Fırat Hoca sezonun, belki de yılın, belki de kulüp tarihinin en önemli maçı olan Kastamonuspor Ahmet Spor maçında Erhan Kartal'ı 3-5-2 oynayan Kastamonuspor'un beşlinin solunda oynattı, evet, ya. Evet, doğru, doğru. Ya Erhan Kartal tarihinde, kariyerinde solda oynamamıştır. Tabii. Ne işi var adamın sol tarafta ya? Ramazan Keskin vardı. O seviyenin oyuncusu değildi bana göre. Sezon başı gelmişti. Muhammed Enes Durmuş mesela vardı değil mi daha önceden? Yok, Enis Sarıkaya. Yok. Daha önceden Kastamonuspor... O bir önceki sezon vardı. Dur, hani oradan geliyor. Daha önceden mesela Muhammed Enes Durmuş vardı değil mi? Şimdi mesela o tarz oyuncularla Kastamonuspor hedefe gidemedi, anladın mı? Tabii. Yani ilk Muhammed Enes'ten daha önceden niye aldığımı söylüyorum yani. O daha önce de bu hataları Kastamonuspor yaptı. Mesela playoff oynadığı sezonu alalım 19-20. Metin Cancici vardı Yıldız. Faruk Öcal vardı başka o sene. Başka yoktu Yıldız. Yoktu yani. Yoktu Yıldız. Anladın ya mı? Aynen. Tuzla'ya elenmişlerdi ilk turda. Evet. Yani Kastamonuspor ve diğer takımlar da, bak sadece Kastamonuspor için konuşmuyorum, bazı seviyelerin oyuncusu vardır. Buraya yetmiyorsa ve sen kritik noktaya da alıyorsan, Mustafa Kapı kritik noktada. Bak Yalçın gidecek büyük ihtimalle. Yalçın Batman Petrol'le flörtte. Stoperlerin aynen birçoğu gidiyor Kastamonuspor'da ya, bak ben sana söyleyeyim. Şimdi sen Mustafa Kapı'yı aldın, direkt eğer bunu 11'e koyarsan Allah Kastamonuspor taraftarına sabır versin. Bak 5 yıldır futbol oynamıyor. Daha bir şey yapmadan bir tane maçı bile yok bak kariyerinde bana göre. Yok, evet, bir tane iyi maçı yokken maçı yok. Kendini Kaf Dağı'nda gördü. Cengiz Başkan çok ümitli konuştu Mustafa ile alakalı. Ne düşünüyorsun? Mustafa Kapı'dan olmasa. Ha, inşallah beni yanıltır diyorum bak. İnşallah. İnşallah. Bak yine söylüyorum. Bizim yorumlarımıza düşmanlık algılamasınlar. Tabii biz canım bireysel olarak kendi görüşlerimizi kulüplerin menfaati için söylüyoruz. Ben aynen bunu geçen sene Kastamonuspor'u çok uyardım. Devre arası yapılan transferlerde. Bakın yanlışlar yapılıyor. Bu puan farkı eriyecek dedi. Bana tabii tepkiler gelmedi mi Kastamonu'dan geldi. Fark eridi. Ardından olmadın. Yani o yüzden Mustafa Kapı inşallah beni yanıltır ama ben öyle i̇nşallah düşünüyorum. Ben de ümitli değilim ya. Oğuzhan için ne düşünüyorsun? O en fazla alternatif olabilir en fazla. Ama onun dışındaki transferleri beğendim. İyi Çınar hamleler. Çok iyi transfer. Aynen. Ali çok iyi transfer. Ömer Kuşan? O da iş yapabilir bence ya. Ömer Kuşan için de şunu söylüyorum. Potansiyeli olan bir oyuncu ama direkt 11'de şampiyon olan bir takımda o stresi nasıl derler, zorluğu kaldırabilecek noktada bir oyuncu değil. Bak şimdi sana bir örnek vereyim. Diğer rakiplerden vereceğim. Geçen seneden de alarak. Iğdır'da kim vardı? Halil İbrahim, Enes Soy. Ömer Kuşan'ın 3 kat üzerindeler. Bak 2-3 kat. Ki Enes Soy yedek kalıyordu. 2 de değil 3 kat üzerinde diyorum. Aynen. Şeye geliyorum. Amayspor'a geliyorum. Mert Çapar aynı şekilde. Daha iyi yani Ömer'den. Aynı. Diğer nokta Ero'a geliyorum. Sertaç. Sertaç'ı, Ali Yavuzkolu, Onur'u. 2-3 gömlek üzere. Tabii, Ömer Kuşan'ı koyduğun zaman da şampiyonluk seviyesinde olmuyor. Ha Ömer Kuşan'ı al. Şeye götür mesela. Bu grupta kimi sana Fethiye söyleyeyim? Fethiye falan mı? Fethiye götür. Uçurur. Afyon'a. Erzincan'a götür. Uçurur. Diyelim ki sana kırmızı gruba gittik. Serik Belediyespor şu anda çok üst düzey yapmıyor. Normal yapıyor. Ha oraya götür anlarım. Ama Kastamonuspor da bence... Ha ben kötü demiyorum. Ben de beğeniyorum. Ama seviyesi çok yukarıda değil bence. Ben öyle düşünüyorum. Peki. Bakalım. Kastamonuspor'a da başarılar dileyelim. Aynen öyle. Başarı dileklerimizi iletelim. Transfer döneminde Menemen Futbol Kulübü'ne geçelim. Geçelim. Menemen bu sezon bütçeyi düşürdü. Görünen o. Geçen sene ciddi paralar harcadılar ama başarısız oldular. Burhanettin Hoca geldi takımın başına Soma Spor'dan. Burhanettin Hoca yıllar sonra Soma Spor'dan ayrıldı ve farklı bir kulübe imza attı. Menemen zaten bence Burhanettin Basatemur modeline geçti. Olabilir aynen. Çünkü Soma'da yaptıklarını hocanın burada yapmasını istiyorlar. Doğru. Çünkü yapılan transferler, transfer politikası, giden oyunculardan zaten bunu görüyoruz ki zaten bize gelen hep bilgiler de buydu. Menemen hani yeni sezonda hedef olacak bir kadro kurmayacak diye. Bakalım bu model burada tutacak mı? Ama doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Burhanettin Hoca'nın da ben zaten Soma'da misyonu tamamladığını düşünüyordum. Bunu kendisine de söylemiştim ben bu sene yaz döneminde. O zaman Soma ile görüşmelerini devam ettiriyordu. Hmm. Bakalım Menemen'de inşallah aynı sistemi oturtur hoca. Aynı düzen devam eder diyorum. 3 transfer yaptı Menemen. Eyüp Poyraz, Erhan Özdemir ve Seçimcan Koç geldi. Seçimcan Sebat'taydı geçen sene. İyi bir sezon geçirdi o da. Eyüp de Kütahya'dan geliyor. Benim de bildiğim Burhanettin Hoca yönetimden Kıvanç'tan Kemal'in kalması için rica etmiş. Onun dışında hani kim giderse gitsin. Hani çok şey yapmamış hoca. Hı hı. Ya Menemen kırmızı grupta, zayıf grupta. Peki sence Kemal Rüzgar hani Burhanettin Basatemur modelinde kalmak ister mi? Bence kalmak istemez. Emin misin? Şundan dolayı istemez. Şimdi Menemen kafaya oynamazsa
Sarıyer'e santrafor lazım. Batman'a santrafor lazım paralı takımlara. Kemal Menemen'den iyi para alıyor. Sarıyer'le Batman'dan da alır atıyorum. O yüzden hedefsiz... Hani düzenini bozmak ister mi? Aynı parayı alacaksa veya bozmak ister mi? Yani istemez mi, ister mi? Şöyle. Ya İstanbul'a eğer oyuncu gelmek ister Sarıyer'e de golcü lazım. Sarıyer çok güzel yer. Boğaz'da zaten aynen, mis gibi yer. Mesela Menemen hedef oynamayacaksa Kemal de bu ligin hedef oyuncularından biri. Hedef oynamayan takımda da kalmak istemezse kimse bir şey diyemez. Hı hı. Hemen hemen hedef oynamayacaksa Kemal'in kalması da mantıksız. Kulübe ekstra yük olacak. Kulübe değil. Kulüp zaten tecrübeli oyuncu tutmak ister. Bence hedef oynamak istemiyorsa Menemen FK'nın tutması mantıksız. Maddi olarak yük külfet olmaz aslında. Şöyle niye olmaz biliyor musun? Neden? Asıl eğer o külfet olacaksa bir gitsin de Yılmaz Vural'a verdikleri parayı sorgulasınlar. O zaten mantık dışı bir para. Yani anladın mı? Onu milyon kere söylemen lazım. Eğer öyle bir parayı öyle bir hocaya veriyorsan ben burada kulübün menfaatini maalesef ya kusura bakma peki, gözetemem yani. Ben sana orada hak veriyorum. Yılmaz Vural'a verilen para akıl kârı değil. Ve sen orada gittin verdin ve oyuncuların maç başı paraları ödenmedi kaç maç? 30 maç. Evet öyle diyorlar doğru. Biz paylaştık özel haber yani aynen, bunu. 30 maç diyorlar. Zaten sezon başından beri hiç ödenmemiş yani. Evet. Zaten 36 maç mı ne var? Aynen. 30'unda ödenmemiş otomatikman. Ben Kemal Rüzgar'ın yerinde olsam Menemen'den ayrılırım. Kaleci Kıvancı'nın yerinde de olsam şundan dolayı. Takım eğer bu sene kafaya oynamayacaksa... Sedat Cengiz de ayrıldı bu arada. Nasıl Mertcan gitti Sarıyer'e? Bu oyuncular hedef oyuncular. Üçte de ikide de her takım bunları ister hepsi, hedef oynayan. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben de Kemal'in yerinde olsa kalmam zaten. Onu söyleyeyim. Ben de seninle zaten... Hedef oynamıyorsa. Aynı düşünüyorum. Ama ne olur ne biter. İlerleyen günlerde görürüz. Tabii. Menemen şu anda çok fazla hareketli değil. Bakalım neler olacak. İnşallah Burhanettin Hoca için de hayırlısı olur diyelim. İnşallah. Bakalım Burhanettin Hoca için de aslında yani keşke daha hedef oynayacak bir takıma gitseydi diye düşünüyorum ben. Çünkü zaten Soma Spor'da bu modelle gitti hep. Hı hı. Bir orada görseydik hocayı aslında. Ama en azından benim de şöyle bir şey var. Bu sene diyelim ki böyle gitti ama önümüzdeki sene bir kadro kurabilir bir anda. İnşallah. Ha, böyle bir avantajı var Burhanettin Hoca. Sen diyorsun ki bu seneden temelleri atarlar. Diğer tabii, sene 25-26'da. Ama Soma'da 20 yıl geçse iddialı bir kadro kurmazlar. Hep öyle yani, gider. Anladın mı? Katılıyorum buradan sana. Buradan en azından böyle bir eşiği de var. İnşallah. Bir de CV'ye Menemen'i yazdırıyorsun. Peki Burhan şöyle bir şey olacak mı burada? Soma'da nasıl? Burhanettin Hoca 5 maçta kaybetse kimse bir şey demeyecek. Demez. Ama Menemen de 5 maç üst üste kaybetti. Adem Çağlayan'ın Ankara Spor'dan gittiği gibi gider mi? Gitmez. Diyorsun. Çünkü Menemen de şey değil. Ney? Camia bir kulüp değil. Yani şimdi, burada da sabır olacak diyorsun. Şimdi diyeceksin ki Ankara Spor da camia değil. Evet. Ama orada başkan biliyorsun 2 maç kaybeden hocayı da gönderir. Biraz sabırsız o konuda çünkü. Yani diyorsun ki burada hocaya sabır olacak yani. Aynen. İnşallah öyle olur. Hadi ya bakalım. Ya şimdi mesela Soma Spor'da örnek veriyorum. Şimdi Menemen yönetimi bilmiyor mu Burhanettin Hoca'nın çok kötü gittiği zamanlarda bile Soma'da devam ettiğini? Yanında şekilde, durduklarını. Şimdi aynen, bu model demek ki böyle gidiyor. Sabırlı olmamız lazım demişlerdir. İnşallah öyle olur. Hani mantık olarak. Ve burada da bunun sözünü Burhanettin Hoca da vermişlerdir. Ben öyle düşünüyorum. Türkiye'de sabır olmadığı için güvenemiyorum. Yani Burhanettin Hoca farklı bir model olduğu için. Hani İnşallah. Ben biraz o farklı işleyeceğini düşünüyorum. İnşallah öyle olur. İnşallah. Menemen FK'ya başarılar dileyelim. Evet. Bir diğer beyaz gruptaki ekibe geçelim. Kırmızıdan beyaza. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Kestim, yok sonra yok sen söyle. Geçen sene zor grupta kadro yaptılar. Aslında bu sene yapacaksın işte. Aynen öyle işte. Kesinlikle ben sana katılıyorum. 1461 Trabzon Futbol Kulübü'ne geçelim. Beyaz gruba geçelim kırmızıdan. Aynen. 1461 Trabzon Futbol Kulübü de gidenler de var bayağı bu çok arada. Çok fazla giden var. Aynen. Gelen isimlerde Zafer Turan geldi teknik direktörlük görevine. Zafer Hoca getirildi. İç transferde Ömer Kahveci takımda kaldı. Genç oyuncu Emirhan Zaman kaldı bir de biliyorsun orta saha oyuncusu. Talha Aydemir geldi forvet oyuncusu 23 Elazığ'dan bir alt ligden. Altın Ordu'dan Metehan Yılmaz geldi orta saha oyuncusu. Bir de İstanbul Spor'dan Eslem geldi orta saha oyuncusu Eslem Öztürk. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şimdi Celil Başkan programı izler Banko. Hı hı. Bana da kızacak %100 ama 1461 Trabzon FK'nın şampiyonluk şansı 0 bile değil. Bence -1 bu grupta. Hı hı. %0 bile demiyorum bence -1. Hem çok kan kaybettiler. Hem de yapılan transferler iç açıcı değil bence. Bir de bu grupta Sarıyer, Batman ve Kastamonu var. Bence Trabzon'un işi çok zor. Bence Celil Başkan belki para bile harcamayabilir. Vallahi kararından vazgeçebilir. Bilmiyorum bir şey çünkü gelen oyunculara bakıyorum.
Estem iyi futbolcu da çok ağır sakatlıklardan çıktı. Ne Talha Aydemir ne Metehan Yılmaz bence yukarıya oynayacak bu takımların oyuncusu değil. Hı hı. Sen ne dersin? Şimdi öncelikle Zafer Turan hoca tercihinde hayırlı olmasını dileyelim. Hayırlı olsun. Onu söyleyelim. Tabii ki de. Yeni transferler için de inşallah sakatlıksız bir sezon olur. İnşallah hastalıksız bir sezon olur diyelim. İnşallah. Daha hamleler gelecektir zaten. Trabzon'da biraz bayağı bir bekledi. Yavaş yavaş hareketleniyor. Onu peki söyleyeyim. Sence piyasada çok iyi oyuncu kaldı mı? Ne diyorsun? Kalanlar var ama Trabzon geç kaldığını, geç de başladığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi baktığımız zaman da öncelikle Zafer Turan Hoca tercihinden başlayacağım. Ben bir kere tabii. 1461 Trabzon'un şimdi 6 yıldır playoff'a kalıyor değil mi? Geçen sene de final oynadı, kaybetti. Deliksiz 6 yıl playoff oynadı. Aynı. Çıkamıyor. Neden çıkamadığını ben her zaman tamam, bazı mesela şey elendikleri sezon, İskenderun elendikleri sezon zaten hedefleri yoktu. Yani hedefleri çıkmak değildi. Doğru. Zaten öyle bir kadro da yoktu. Yatırım da yapmadılar. Yani öyle bir kadro da yoktu. Aynen, o ayrı öyle bir nokta. Ama şöyle bir nokta var. Trabzon hep yanlış hocalar getiriyor. Bak hep. Şimdi geçen sene kim vardı? Hadi diyelim ki 2 sene önce sen sezon bitti. Yaz dönemi geldi, tamam, Ulaş hocayla oturdun. Toplantı yaptın, anlaştın, başladın. Ona bir lafım yok. Başladın, tamam mı? Ondan sonrakilere geliyorum. Kim geldi? Ercüment Coşkun dedi. Ulaş Hoca'dan sonra Ercüment Hoca geldi. Ben yanlış dedim. Yapamaz dedim. Doğru. Sen de ayrılmıştık orada. Haklı çıktın. İkincilerin ilk maçı 40-0 3-0 kaybediyorsun. Hoca gönderildi. Ben hatta o gün programda dedim. Hoca ile yollar acilen ayrılmadı. İşte bir iki gün sonra ayrıldım. Ondan sonra bak çok kritik bir nokta dedim o gün. Bu seçecektir hoca. Çok önemli. Eğer yanlış gelirse Trabzon için sezon biter demiştim. En çok Sait Hoca geldi. Aynen, en çok beğenmediğim oyuncular şey hocalardan bir tanesi geldi. Sait Karafırtınalar geldi. Ne dedim ben programda, hatırlıyorsun? Geçmiş olsun 1461 Trabzon dedim. Evet. Bence bu sene sonunda bu ligde kalacaklar dedim. Ve öyle de oldu. Şimdi bu sene de Zafer Turan Hoca geldi. Şimdi aynen. Zafer Turan Hoca 2020-2021 sezonu kırmızı grubunda Eyüpspor'u şampiyon yaptı. Ama öyle bir kadro vardı ki kardeşim, 3 tane ilk 11 çıkıyordu. He, tabii ki kesinlikle hocanın ben çalışmasını falan küçümsemiyorum. Grup da zayıftı veya biliyorsun. Yok saymıyorum. O grup çok zayıftı. Bir tane rakibi vardı. Sakarya. Hayır. Van Spor. Ama Van Spor'da iyi bir kadrosu yoktu zaten. Yani ne demek istiyorum, aslında rakibi yoktu. Bak aslında Eyüpspor'un rakibi yoktu o grupta, anladın mı? O sene Eyüpspor'un kadrosu farklı dünyaların takımı gibiydi. Düşün, o grup için. Rakibi de yoktu yani. Hiç yoktu, doğru. Bak rakibi hakikaten yoktu. Doğru. Hani o yüzden şampiyon oldu. Ya ondan sonra birincilikte geldi. Çok kötü bir gidişat, ayrıldı. Sonra bir daha geldi. Gene kötü bir gidişat, olmadı, gene evet. Ayrıldı. Urfa Spor'a geldi. Hastalık geçirdi. Anji oldu. Geri döndü. İki maça çıktı. İki mağlubiyet aldı. Playoff'tan çıkardı Urfa'yı da. 22-23 sezonunda. Çıkarttı evet. Ama hani... Playoff'tan çıktılar. Sen orada daha çok hocaya yazar mısın? Ben onu Salih Ayhan'a yazıyorum direkt. Ben de Salih Ayhan'a yazıyorum. Aynen, tam söyleyeceğim. Hani, ağzımdan aldın yine. Urfa'da. Aynen öyle. Ya bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun Zafer? Bak ben sana şöyle soru sorayım. Sor. Diyelim ki böyle transferler değil, geçen seneki gibi iyi transferler yaptılar. Diyelim ki Batman'ın kadrosunu kurdular ya. Trabzon ya da Sarıyer'inkini. Ha. Zafer Hoca yapar mıydı sence? Bence yine yapamazdı diyorum. Bence yine zordu. Ben sana bir şey diyeyim mi? Celil Başkan cidden bana çok kızacak ama... Niye kızsın? Görüş belirtiyorsun cidden, ya. Cidden... Herkesin bir görüşü Trabzon'un, var. Biz hakaret etmiyoruz, küfür etmiyoruz. Şöyle, Trabzon'un cidden hiç şampiyonluk şansı olduğunu ben düşünmüyorum şu anda. Ben de görmüyorum ki. Ben sıfır görüyorum Trabzon'un. Ben eksi bir diyorum bak, bak daha ileri ben gidiyorum. Trabzon'un kafa kafa gitme ihtimalini sıfır görüyorum. Ben de aynı görüşteyim. Şampiyonluk ihtimalini şu anki... Ama bak bugün kaç Temmuz? 14 Temmuz. 14. 14 Temmuz'a kadar yapılan hamlelerle konuşuyorum. Bir de baba topçularını da kaybetti. Tahacan gitti, Tarık gitti mesela. Ayhan Tuncer gitti, Emir Alagöz gitti. İstiklal'e gitti, doğru. Hakan Yeşil'in gitmesi doğru. 15 milyon TL bonservis aldılar ama Trabzonspor aldı tabii. Evet, aynen. Ben Trabzon FK'nın kan kaybettiğini düşünüyorum şu anda 1461'in. Sen ne diyorsun? Ya ben de öyle düşünüyorum ama olayın öbür tarafından da alıyorum. İyi de kadro kursan Zafer Turan hoca tercihinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Estem benim çok beğendiğim bir oyuncu ama Estem şampiyon olduğu sene İstanbulspor'un öyle bir sakatlık geçirdi ki ben o sakatlık karşılığı almazdım. Bak ben bu aynı noktada geçen sene de programda eleştirdim. Nizamettin'i aldılar. Alma, yanlış olmaz dedik programda. Çünkü Nizamettin çok ciddi sakatlandı. Yaşı maalesef geldi 36-37'ye. Artık bitti, okey dönüyor dedik. Devre arası gönderildi. Buca'ya gitti. Aynen. Bakalım. Trabzon'a başarılar dileyelim. Başarılar dileyelim. Transfer döneminde Beyaz Grubun iddialı ekiplerinden birine geçelim. Ligin yeni ekibi Batman Petrolspor'a. Batman Petrolspor çok sağlam transferler yapıyor. Aynı Sarıyer gibi.
kendi rakibi, direkt rakibi Sarıyer gibi. Batman Şenol Fidan Hoca'yı getirdi takımın başına. Şenol Hoca'ya öncelikle hayırlı olsun diyelim. Evet. İç transferde kaleci Yusuf Balcıoğlu ile yenilediler. Mustafa Seyhan takımda kaldı. Orta saha oyuncusu iç transferde gene. Ayrıca dış transferde çok önemli hamleler yaptılar. Mesela Bandırma Spor'dan kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu, Şanlıurfa Spor'dan tecrübeli ön libero İshak Çakmak, Şanlıurfa Spor'un başarılı sağ beki Semih Karadeniz, Adana Spor'dan başarılı stoper Evren Korkmaz, Isparta 32 Spor'un Azeri sol beki Samet Karakoç geldi. Azeri vatandaşlığı var biliyorsun. Ve kontenjan oyuncusu önemli bir transfer Samet. Ayrıca Bünyamin Yürür geldi Tuzla Spor'dan, Diyarbakır Spor'dan tanıdığımız. Gençler Birliği'nden genç kanat Ahmet Arda Tuzcu geldi. Geçen seneyi Arnavutköy'de geçirmişti. Tecrübeli bir stoper Ahmet Kesim geldi Iğdır'dan. Keçiören'de kiralıktı biliyorsun. Aynen. Emir Alagöz ve Atabey Çiçek ikilisi geldi Trabzon'dan. Emir merkez orta saha, Atabey forvet. Bir de genç forvet Ege Özkayımoğlu geldi. Göztepe altyapısından bildiğimiz Göztepe'den yine. Ege Afyon'da kiralık oynadı biliyorsunuz. Batman çok önemli hamleler yaptı bence. Özellikle bana göre İshak Çakmak, Çeçenoğlu, Evren Korkmaz, Samet Semih Karakoç, Karadeniz, Samet, Emir Alagöz, Ahmet Kesim çok nokta transferler. Ben Atabey'i beğenmiyorum. Sen biliyorsun. Ben de beğenmiyorum. Söylüyorum. Şimdi birazdan Atabey'i geçen seneki noktayla yorumlayacağız. Aynen. Zaten. Batman'a bana göre %100 net bir santrafor lazım. Baba bir golcü lazım. Aynı Sarıyer için dediğim gibi. Onun dışında bence Batman sağlam kadro kurdu. Ne düşünüyorsun? Kuruyor, kurdu hani. Aynen. Şimdi öncelikle Batman'a tekrardan hoş geldin diyoruz. Tabii ki de. İnşallah transferler de hayırlı olur. İnşallah. Kazasız belasız, sakatlıksız bir sezon olur diyelim. Aynen öyle. Şenol Hoca için de hayırlı olmasını dileyelim. Tabii ki de. Öncelikle transferler noktasına bakarsak, Batman Petrospor'un savunma hattı ve bek noktası muhteşem oluyor. Onu söyleyeyim. Doğru. Kaleci noktasında bir transfer var mıydı? Şu an yok. İş yok, transferde doğru. Yusuf Balcıoğlu kaldı. Bir anda hatırlayamadım o yüzden sordum. Stoper ve bek noktasının ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bence de. Samet Karakoç hem kontenjan oyuncusu, hem genç bir oyuncu, hem dinamik, hem ileri geri iyi çalışan o hattı, sol tarafı çok iyi kullanan bir oyuncu. O yüzden ben Samet'ten bu sene patlama bekliyorum. Bonservis yani. De verdiler Isparta'ya. Evet, bonservis de verildi yaklaşık 5 milyon TL. Aslında evet. Yaklaşık değil, tam yani 5 milyon TL. Doğru. Bonservis verildi. Bence iyi bir yatırım, onu sana söyleyeyim. Katılıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Arda Tuzcu'nun da ben ikincilikte burada iş yapma ihtimalini yüksek görüyorum. Benim görüşüm o da 22 önünde. Yaşında. Evet. Genç bir oyuncu. Bir de Batman Petrospor'un taraftarları kapalı gişe dolduracaktır. Evet. Güzel de kutu gibi bir stat var. İzleyenler hatırlar 22-23 sezonunda Batman'ın kurduğu kadronun yanlış olduğunu, hatta aynen, ben her hafta düşeceğini söyledim. Bana çok büyük tepki geliyordu ama o günkü şartlarda haklı çıktık. Doğru. Bu senede Batman çok çok iyi bir kadro kuruyor, onu söyleyeyim. Kesinlikle. Ama ben işin ileri noktasını alıyorum. Ya Şenol Fidan Hoca'nın ben bu kadroyu yönetebileceğini düşünmüyorum. Neden peki? Ya çünkü Şenol Hoca, biz tabii ki her zaman saha içiyle konuşuruz. Tabii her zaman sahada yapar mı yapmaz mı noktasını konuşuruz. Hani mizaç olarak çok sakin bir isim Şenol Hoca. Yani ben karşısındaki bu önemli, kaliteli, kariyerli oyunculara karşı hükmedebileceğini düşünmüyorum. Amiyane tabirle biraz da papaz oyuncuları diyorsun. Papaz ya. Derken yanlış anlamasın. Tecrübe anlamında İnsanlar diyoruz. İnsanlar yani futbolu takip eden yanlış anlayabilir. Tecrübe olarak. Aynen, tecrübe peki olarak. Aslında papaz demeyelim çünkü papaz daha çok sorun çıkartanlara aynen söyleniyor. Kariyerli oyuncular tabii, değil. Tabii tabii, kariyerli demek daha güzel. Ben onları hükmedebileceklerini düşünmüyorum. Ben bir oyuncu için özellikle bir yorum yapacağım. Kim? Mustafa Çeçenoğlu. Ben oynayacağım derse bu ligi sallar. Tabii 7-8 as yapar. Ama ben oynayacağım derse. 7-8 as yapar, 7-8'e gol atar. Bence de. Ama ben oynayacağım derse. Çünkü bazen konsantrasyon problemi yaşayan bir oyuncu. Ama ben ikinci lige, kardeşim ikinci lige oynamaya geldim derse Çeçenoğlu bu ligi sallar. Ben söyleyeyim. Ben de öyle düşünüyorum. Atabey Çiçek'e yorumlayayım. Tabii ki de. Şimdi Atabey Çiçek geçen sene Beyaz Grup'ta Trabzon'a transfer oldu devre arasında. Evet. Şimdi geçen sene Beyaz Grup kolaydı, tamam mı? Bayağı kolaydı. Ben Atabey Çiçek geldiği zaman da doğru bir transfer iş yapar dedim. Ben de Atabey'i beğenmiyorum. Sen de aynı görüşteyiz zaten. Ama neden orada yapar dedim. Beyaz Grup çok kolaydı. Çok zayıf bir gruptu. Kolay aynen olduğu için söylüyorum. Hatta doğru o gün şöyle bir yorum yaptım. Kırmızı Grup'ta Ahmet Asın, Iğdır, Kasman olsa yanlış derdim. Neden dedim aldık derdik. Yani aynen neden aldı derdik daha doğrusu. Aynen. Ama Trabzon'da doğru dedim. Ki işte yaptı. Attı golleri. Aynen. Ama burada grup çok zor. Bak Batman kırmızı da olsaydı veya kırmızıdan bir takım alsaydı tabii doğru derdim. Ben de aynı görüşte. Yani bazen şu ince nüansları görmek lazım. İzleyenler mesela şunu diyebilir.
Ya bu adam geçen sene Beyaz Grup'ta iyi diyordu, ikincilikte. Yani yine ikincilik diyor. Ama burada kötü diyor. Niye? Bunu anlamayabiliyorlar bazen. Tabii, tabii. Ben işte o yüzden bunu açıkladım. Bazen ince çizgiler var. Ben sana katılıyorum. Ben o yüzden Atabey'in yanlış olduğunu düşünüyorum. Batman'a baba bir golcü lazım. Nasıl Sarıyer'e lazım diyoruz Batman'a da. Zaten ben sana söyleyeyim. Piyasada kalan birkaç oyuncu var, isim söylemiyorum. Doğru. Onlar Sarıyer'e Batman arasında kalıp ikisinden birini tercih edecek gibi duruyorlar. Ben de aynı görüşteyim. Bak, sana katılıyorum. Bakalım hangisine gidecekler. Doğru. Ben de sen aynı ne düşünüyorsun Şenol Fidan Hoca için? Şenol Hoca'dan ben de çok umutlu değilim. Sana katılıyorum mizaç anlamında. Hı hı. Yani çok sakin bir isim Şenol Hoca. Bir de ben Batman için şöyle düşünüyorum. Bana göre bu takımın liderleri Ahmet Kesimli, İshak Çakmak olur saha içinde. Sen ne Ahmet düşünüyorsun? Ahmet Kesim'in son dönemdeki düşüş için ne düşünüyorsun? Evren'le yan yana oynarlar bence. Ben toparlar diye düşünüyorum. Ben de toparlar burada diyorum. İkisi de, özellikle Evren, bence bu takımın lideri olacak. Bence Batman'da takım kaptanı da İshak Çakmak olur gibime geliyor. Liderlik vasfı anlamında. Ben sana bana bir şey söyleyeyim. Bence daha çok liderliği Evren alacak diyorum. Öyle mi diyorsun? Ben de öyle diyorum. Peki, tamam. Tabii ki İshak konusunda sana katılıyorum. Bu da, o da lider bir oyuncu ama hani ben takımı toplama arkadan doğru, daha çok böyle hani yönlendirme noktasında Evren'in daha çok hakimiyet kuracağını düşünüyorum. Aslında burada çok fazla kariyerli var. Kaptan ya Batman'da bence kaptan ya Ahmet Kesim olur ya da İshak, bana öyle geliyor. Ben neden ya işte Şenol Hoca'nın yapamayacağını söylüyorum, biliyor musun? Neden? Burada hocadan daha çok hükmü geçecek isimler de var. Bakalım. Şimdi Semih Karadeniz, İshak Çakmak, Ahmet Kesim, bir de Mustafa Çeçenoğlu koyalım. Çeçenoğlu, evet. Sence Şenol Fidan Hoca bunlara ne kadar hükmedebilecek? Yani Şenol Hoca evet çok sakin bir mizacı hani var. Şenol ben Hoca de şu anda gerçekten bana umutsuz vaka gibi duruyor. İnşallah beni yanıltır. İnşallah yanıltır bizi. İnşallah çok başarılı olur hocamız. Aynen. Ama benim görüşüm bu yönde. Bakalım. Ya ben böyle düşünüyorum. İnşallah başarılı olur. İnşallah. Vallahi Batman çok iyi kadro kurdu. Müthiş de taraftar desteği var. Bakalım kesinlikle ne yapacak Batman. İnşallah. Merak ediyoruz. İyi olur. Batman'a başarılar dileyelim Batman evet, Petrol Batman'a Spor'a. Başarı dileklerimizi iletelim. Yeniden hoş geldin peki de diyelim. Peki sen Samet için ne düşünüyorsun? Samet iyi oyuncu ya. Ben bir de çok Arda beğeniyorum. Tuzcu için. Ya Arda yani ilk başta 11 oyuncusu olur mu bir şey demiyorum. Hani çok beklentim yok ama Samet'ten beklentim çok yüksek. Hı hı. Bana göre beyaz gruptaki en iyi iki sağ bek Sarıyer ve Batman'da. Serdar, Lant, Semih. Evet. Ama Serdar'ı bir tık daha önde görüyorum ben. Semih'ten. Tabii Serdar Cansu bir tık daha önde. Aynen. Bakalım. Bakalım. Batman'a başarılar dileyelim. Evet, başarı dileklerimizi iletelim Batman'a da. Senin memleketinin takımına geçelim. Geçelim. 24 Erzincan Spor'a. Hı hı. Erzincan bu sene zorlu grupta, beyaz grupta. Geçen sene güzel işler yaptılar Bülent Hoca önderliğinde ama Bülent Hoca ile yollar ayrıldı biliyorsun. Gökhan Ünal geldi. Gökhan Ünal da daha genç bir hoca, yeni bir hoca. Altın Ordu'da çalıştı biliyorsun Gökhan Ünal. Şimdi Gökhan Ünal buraya gelmeden önce gençler bir ladı geçti. Ya birincilikten takımlarla ladı hep geçti, tamam mı? Ben konuştuğum bir tane hoca hep şunu diyordum. Hoca neydi derken onun ekibinde bir isimdi, ona diyordum. Gökhan Hoca yapamaz birincilikte. Hangi takım olursa olsun. Niye dedi? Bence dedim Gökhan Hoca'nın öncelikle bir alt ligde orta seviye bir takımda başlayıp öyle kendini geliştirmesi gerektiğini bir temelden başlamak tabii, gibi hocalığı diyorsun. Hocalığı yoktu. Altın orada kısa çalışıp gönderildi zaten. Çok kötü gitti. Yani bazı hocalar mesela Çağdaş Çavuş Hoca da çalıştı zaten daha çok üçte, dolu. Üçte bir de. Ha, birinciye gitti. Doğru diyorum gitti lige ama takım yanlış seçti diyorum mesela. Anladım. Anladın mı? Ama o en dipten başladı tabii neredeyse bir de 3'ten yani. İşte Gökhan Ünal Hoca'nın da Erzincan'a bu noktada gelmesini bak işte doğru buluyorum. Mantıklı buluyorum heh diyorsun. Bunu peki bekliyordum ben. Tamamdır. Doğru buluyorum. Çınar'ı kaybettiler. Ali. Ali'yi kaybettiler. Kamil. İbrahim Yılmaz'ı kaybettiler. Kamil'i kaybettiler. Hüseyin Koç'tan bir açıklama gelmedi. Kaleci çok iyi bir kaleci. Bence o da gidecek gibi duruyor. Şey gitti. Bir isim daha gitti. Bir anda hatırlayamadım. Bahadır Taşdelen gitti. He, Çorlu'ya doğru. Biliyorsun. Dün gitti aynen. Büyük ihtimalle onun arkanda gidecek gibi duruyor sağ bek. Başarılı sağ bek. Yani Erzincan'da bir kabuk değiştirme var. Geçen sene şöyle bir nokta vardı. Bülent Akan Hoca kendi oyuncularını, kendi sistemini buraya monte etti. Düşükte bir bütçeyle aynen yaptı bir de. Yani. Bakalım Gökhan Hoca ne yapacak? Erol Can Aktağ geldi. Sayayım onları sen yorumla söyle gelenleri. İrfan Akgün geldi Arnavutköy Belediye'den merkez orta saha 8 numara. Amatör ligden gelen bir oyuncu var Yunus Boyrat. Bursa Amatör'de oynuyordu. Bildiğimiz bir oyuncu değil. Onu özellikle bu sene takip edeceğiz. Bakalım ne yapacak. Aynen öyle. Ümit Kurt geldi Şanlıurfa Spor'dan. Tecrübeli stoper Erzincan'a. Arif Emre Eren geldi 23 Elazığ'dan. Genç bir oyuncu. Denizli Spor'dan tecrübeli sağ bek Emre Sağlık. Bir de senin de az önce dediğin gibi Giresun Spor'dan 6 numara Erolcan Akdağ geldi. Ya Erzincan'ın yaptığı transferler çok üst düzey değil şu ana kadar.
İrfan Akgün, Ümit Kurtu ve Erol Can'ı ayırıyorum biraz. Ben Emre Sağlık'ı hiç beğenmiyorum. Sen biliyorsun hani hep konuşurduk. Hep söylüyorsun sen aynen. Aynen hani ben beğenmediğim bir sağbek. Ya Erzincan'ın geçen senenin gerisinde kalacağını düşünüyorum sanki. Bilmiyorum. Grubu da çok zor. Aynen. Şimdi sen hani 3 tane oyuncu ayırıyorum dedin ya. Aslında 3 tane oyuncunun ortak bir özelliği var. Ve 3 için de aynısını düşünüyorum. Felaket aşağıdalar, düşükteler. Zaten Erol Can çok kötü bir sakatlıktan geliyor maalesef. Giresun'da şampiyon oldular, ondan sonra aşağı doğru çakıldı. Ben çok beğeniyordum. Tuzla'ya falan gitti aynen. Arada. Ümit Kurt felaket düşüşte. İrfan. İrfan Akgün felaket düşüşte. Bak felaket düşükteler. Ha burada kendini tekrardan bulurlar mı? Bulabilirler. Ümit Kurt'un Urfa'daki performansını beğenmedin mi geçen yıl? Ya Urfa geçen sene düşüyordu ya. Ama yani bireysel Urfa'da olarak... geçen sene bir tane adam bireysel olarak iyiydi. Kim? Marco Bayşo. Ya mesela Urfa düşüyordu neredeyse ama... Bir de İshak Çakmak maç kazandı mesela. İshak Çakmak mesela Batman'a geldi. Ama Ümit bir şey yapmadı yani. Yapmadı mı diyorsun? Trabzon'da peki, da tamamdır. Yapmadı. Ya ilk devreyi kötü geçti zaten otomatik. Yani bence 3 oyuncu da çok düşüştü. Ciddi anlamda. Burada kendilerini bulabilirler mi peki? Valla şu anda bak bir kere Gökhan'la da kapalı kutu. İkinci hocalığı olacak. İkinci hocalığı bile değil. Bence birinciyi. Altınoda çok az kaldı. Tam bir sene bile değil yani. Yani şimdi Gökhan Ulan'ın ne yapacağını daha kestiremiyoruz ki. Evet. Bu oyunculara dokunabilecek mi, dokunamayacak mı? Bir de ben sana bir şey söyleyeyim. Ümit Kurt Trabzon'dan da ayrıldı geçen sene. Devre arası ayrıldı. Yani karıştı ortalık orada. Ya anladın mı? Şimdi Gökhan Ulan Hoca zaten diyoruz ki daha yeni hocalık yapıyor. Nasıl hükmedebilecek? He tamam kariyer olarak, isim olarak Gökhan Ulan daha önde bir isim ama hocalık çok farklı bir yer. Teknik direktörlük çok farklı yani bir şimdi yer. Futbolcuyken sadece kendinden sorumlusun. Ama burada 25 tane insandan sorumlusun. Bir de ben şunu anlayamadım. Geçen sene Erzincan Spor'da ciddi maddi problemler oldu. Doğru. Hatta rakamları biliyoruz. 3 tane maç başarının verdikte primleri komedi gibi. Ümit Bozkurt'un geçen sene Trabzon'da anlaştığı rakamı Ümit biliyoruz. Ümit Kurt'un. Ümit Kurt ben dedim? Bozkurt dedin. Ha, pardon Ümit Kurt'un anlaştığı rakamı biliyoruz. Erzincan o paraları verebildi mi ya? Bilemeyiz ki. Yani bilemem bir şey diyemiyorum. Hani yok soruyorum olacak. Sana sormuyorum. Aynen. Oraya yani. Soruyorum. Bilmiyorum. Yönetime soruyorum. Erzincan Spor yönetimi. Bence Erzincan'ın işi biraz zor olacak bu sene ya. Bana ya, öyle geliyor Erzincan sanki. Spor yönetiminin her zaman işi zor. Doğru. Geçen sene Bülent Akan olmasaydı bu takım öyle gitmezdi. Ya Erzincan'ın da farklı bir havası var. Hani suyundan mı yemeğinden havası mi? Yok. Giden oyuncular kendini böyle kötü giden de toparlayabiliyor ama ya. Ama, Özcan Hoca döneminde de iyilerdi düşük bütçeyle. Ama geçen Özcan Hoca dönemi şöyleydi ama. İyi oyuncular aldılar. Aynen de. Bir de yeni çıktılar o havayla takım gitti. Doğru. Ondan önceki seneyi hatırla. 3'ten çıktılar 2. Yok Özcan 2 seneden sonra hatırla diyorum. Nasıl oldu? Ya çok iyi değildi yani evet. Anladın ama yani. Yine de biraz kadro yapıyorlardı ya. Ama geçen sene Bülent Hoca hemşeri yani oranın evladı. Memleketi aynen memleketi. Doğru. Kendi sistemindeki oyuncuları transfer etti. Ki taraftarlarıyla arası bak, oyuncular, da iyi değil Bülent Hoca'nın. Geçmişteki bir gol sevincinden evet, dolayı. Oyuncular Bülent Hoca olmasaydı. Bak geçen sene Bülent Hoca kendi oyuncularını aldı ya. Bir ara ver sürekli çalıştı. Aynen. Diyelim ki başka bir hoca gelip onları alsaydı var ya. Oyuncular bir gün kalmazdı orada verilmeyen paralardan dolayı. Bülent Hoca tuttu onları orada. Evet o da var. Ali Altınöz'ü kim parlattı? Ali Altınöz'ün bir aradı Sivas'ta geçti gördün mü onu? Geçti de... Yanlış Arda Çolak'ın da geçti Sivas'ta. 7,5 milyon TL bonservis kazandırdı bu güzel oyuncu. Para. Kim oynattı? Bülent Hoca oynattı. Bülent Hoca. Hangi hoca oynatıyor böyle? Hangi hoca daha doğrusu isimler çıkartabiliyor? Hiçbir. Birçoğu çıkartamıyor doğru. Kardeşim. Erzincan için bu sene gerçekçi hedef ne olacak sence? Ligde kalmak. Öyle mi diyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Erzincan Spor 19-20'nin sonunda bu lige geldi. Evet. Yani 20-21'den itibaren ikinci ligde oynadı. Aynen öyle. Artık playoff'a kalması... Playoff'ta elenmesi bana göre başarısızlık ya. Ama bütçe yoksa ne yapacak? Bütçe yoksa o zaman kalmayacağım bunu. Düşün aşağıya gideceğim ballı yine. Ben Erzincanlıyım söylemişim. Bana bunu söyleyenler belki benim Erzincan olduğumu bile bilmiyordur ha. Ben her zaman objektif bakarım. Hani bana diyorlar ya sen yanlısın diye. Paran yoksa oyuncu yetiştir işte Ali gibi. Ya onu da yapmıyorsun. Olmaz mı? Yapmıyorlar. Ya bir Ali çıktı belki başka bir Hayır, Ali daha çıkar. O modeli uygulamıyorlar yani onu söylüyorum. Bilmiyorum bakalım Erzincan'ın bir hamlelerini görelim. Eğer ya, paran yoksa Soma Spor gibi modele döneceksin o zaman. Evet ya da Keçiören Gücü gibi yapacaksın. Dönmüyorsun ama dönmüyorsun. Gitmişler ayran yoğurt çıkartıyorlar. Ne yapıyorsun siz ya? Tabii. Ama ben Erzincan'ı bir bekleyelim diyorum ya bakalım. Hayır Erzincan'ı zaten bekliyoruz daha yapılacak tabii. Transfere. Ben şu anki transfere genel için olarak konuşuyorum. Tabii. Ya sen şu an bu gelen oyuncuları Erzincan adına iki ucu keskin bıçak gibi görüyorsun sanki. Bir de geçen sanki. Sene zaten Ömer Başkan vardı gene devam ediyor. Zaten geçen sene para yoktu. Gömümümü bulmayacak herhalde başkan bu sene. Yani bakalım. Hayırlısı olsun. Yani sen biraz böyle çok fazla eleştirildin ama. Erzincan'ı seviyorum. Şöyle yani şu açıdan şehir takımı. Şimdi nasıl Urfa'ya
Ben biliyorsun biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum üstlikte. Ben kimseye yapmıyorum. Iğdır'a atıyorum şey olarak. Bak ben bir Erzincanlı olarak. Aynen. Objektif yorumumu yapıyorum. Bülent Hoca'nın gitmesine de üzüldüm bu arada. Ben üzülmedim. Şu ben açıdan, hoca kendim dedim. Hocam ayrıl dedim. Niye? Ya şöyle burada keşke bir maddi güç olsaydı da hoca da kalsaydı. Bence güzel bir kadro yapılıp yukarıya oynanırdı ya. Yazık olur. Ya şimdi geçen sene mesela sana bir şeyden daha bahsedeyim. Bu takım playoff'a kaldı. Playoff'lar öncesi Iğdır'a elendi. Bazı aynen. firmalar Erzincan Spor'a para verdi. Erzincanlı olan firmalar. Tamam. Ya Mutlu Son Elektrik bir para verdi. Ne kadar? O parayı biz verelim dedik burada ya program. 25 bin lira verdi şaka gibi ya. Öyle mi? Ya 25 bin lira veriyoruz biz verelim dedim ya. Hatta biz dedik ki Nazım'la beraber, Nazım abiyle beraber. 25 sen ver 25 50 bin lira verelim daha fazla olur dedim. Ya şaka gibi ya. Yemeğe gitti takım. Siz o parayı verirsiniz ben veremem. Ben garibanım. Veremem. Şöyle bir nokta var. Şimdi 2 sene önce playoff'ta İskenderunspor Trabzon deplasmana gitti. Ben de maçtaydım. Sen de gittin. İskenderun'la beraber biz yemeğe gittik. O bak 2 sene önceden bahsediyorum. Takım yemeği 16 bin lira tuttu. Mutlu Son Elektrik bu parayı geçen sene verdi 25 bin lira. O yemek var ya 50 bin lira tutmuştur ha. Tutardı yani. Sen bir yerde kaldın ya onun gibi olur. Aynen. Ya şaka gibi o 25 bin lira nedir ya? Hani o yüzden aynen. ben Erzincan'la ilgili... Hiç verme daha iyi. Ha, bir tane de firma verdi. 250 bin lira verdi. 25 bin lira nerede? 200. Zaten vermen gereken para o kadar işte. Tabii doğru. Yani neyi söylemek istiyorum? Benim burada Erzincan'la ilgili olumlu konuşacağım bir nokta yok. Ben Erzincanlıyım kardeşim. Tabii şimdi canım. İzleyenler belki de diyor lan bu adam ne kadar salladı. Arkasından ben Erzincanlı olduğumu söyledim şaşırmışlardır. Ha. Seni Erzincan il sınırına sokmayacaklar. Burada neyi de söylemek istiyorum biliyor musun? Hani bana diyor bazı hocalar yanlış yorum yapıyorsun. Ya ben Erzincan'a yok yapıyorum ya. Yok canım ya. Biz her şeyi açık açık konuşuyoruz aynen. burada. Hani bizde şey yok hani. Hayırlısı olsun diyelim Erzincan için hem bakalım. Hem nalına hem mıhına yani. Aynen. Hayırlısı olsun bakalım. Ama şehir takımlarının iddialı olması lazım. Onu belirtelim inşallah. Buradan Erzincan taraftarının da sistemim olsun. Geçen sene bu takım çok, çok iyi giderken boş kaldı ya. Kaldı. Aynen. Nasıl ben Urfa ile Çorum'a dedim birincilikte. Erzincan hep boş kaldı yani. Yazık günah. Soma'ya geçelim. Geçelim. Soma Spor'da yıllar sonra hoca değişikliği oldu. Burhanettin Hoca ve yönetim karşılıklı anlaşarak biliyorsun yollarını ayırdılar ve yeni hoca Erman Güraçar oldu. Onu belirtelim. Soma Spor ki bu sene güzel grupta yer alıyor bu ara. Kırmızı gruptalar. Kadir Karış geldi eski oyuncuları. Caner Cengiz, Aykut Çolakoğlu ve Okan Karaman. Aynen. Yine bilmediğimiz oyuncular. Bunları izleyip göreceğiz. Kadir zaten eski oyuncusu Soma'nın. Ben evet. iş yapacağını düşünüyorum. Caner de Nevşehir'den geldi. İş yapabilecek bir oyuncu hani Soma'nın yapısında. Okan Karaman, Kastamonu amatör takımından geldi. Evet, Kastamonu'nun amatör takımından. Yine buradan o geçen sene Soma Spor transfer yapmıştı. Ya Soma Spor oraları iyi didikliyor yani görünen ama bu. Ama Burhanettin Hoca didikliyordu. Evet daha. Doğru haklısın. Tabii gerçi şu anda oradaki yapıyı yani Burhanettin Hoca'nın çalıştığı yapının birçoğu devam ediyor mu etmiyor mu çok bilmiyoruz. Doğru. Zaten şu anda Soma Spor'la ilgili sadece ben Erman Hoca ile ilgili yorum yapacağım. Diğer oyuncularla ilgili yapmayacağım. Çünkü bir Soma'yı görmek istiyorum. Özellikle Burhanettin Hoca'nın o efsane bir oyuncu parlatmasından sonra görmek istiyorum. Hoca orada imparator lakabıyla aynen. anılıyordu şimdi. O bakalım. Yüzden hani Soma'yı bir görmek gitti istiyorum de. Ama Erman Güraçar hamlesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden peki? Ya Erman Hoca zaten şu anda baktığımız zaman da bir hocalık noktası yok. Niğde'de çalıştı, Karşıyaka'da çalıştı. Çok yok yani ve hepsinde başarısız. Ve ikinci ligde bu kadar genç oyuncu parlatan ve ardından o hocayla yolları ayıran bir takıma alınması, takıma getirilmesi bence çok yanlış. Erman Hoca gençlerle yapamaz mı diyorsun mesela? Ya şöyle bakıyorum. Şu anda oyuncular noktasında bir yorum yapmıyorum ben. Bir göreyim diyorum ama Erman Güraçar'ı ben hedefe giden takıma da koysam yanlış derim. Peki Soma Spor'u kaç haftada anlarız mesela? Kaç maç vermemiz lazım? İlk önce bir transferlerini görelim diyorum mesela. Komple bitsin diyorsun. Tamam. Orada eğer biraz yorum yapabilirsek orada biraz yaparız. Tabii o bir görüş olur öncelikle ama. Çünkü hani deriz ki hoca yapar yapamaz ki yapamaz diyorum zaten. Ardından lig bir başlar 6 haftada anlarız. Bir 5-6 maç vereyim maksimum diyorsun. Maksimum aynen bir 5-6. Peki tamamdır. Ama şunu söylüyorum Erman Hoca iyi kadroda versen yapamaz dediğim için ben Erman Hoca'yla bu işin gideceğini düşünmüyorum. Ben de seninle aynı görüşteyim. Erman Hoca'dan ben de ümitli değilim. İki tane takım var. Biri beyazda biri kırmızıda. Ortak hoca noktasında hamle yaptılar bence. Hangi takım? Adana 0-1. Volkan Bekiroğlu o da yapamaz diyorum. Burada da Soma Spor'da Erman Güraçar yapamıyor. Peki Erman Hoca burada ne yaparsa başarılı olmuş sayarsın mesela? Tüm sezonu tamamladı sallıyorum. 24-25 küme sezonlu. Küme düşme hattında yakınlığı olmadığı sürece bence başarılı olur. Yani diyorsun ki 8 ile 15 arası takılsın Soma Spor. Erman Hoca'yı ben başarılı addederim. Yok mi? 15 şöyle ama playoff'a düşme hattına yakınsa atıyorum 2 puanlı fark falan varsa olmaz. O zaman 8-12 diyelim. Tabii.
Yani. Ha 12 de belki yakın olabilir düşmanlara. Bazen ligler makaslar oluyor. Bazen. Yani benim söylemek istediğim şu. Nasıl sana bir örnek vereyim? Tehlike yaşamasın. Geçen senden sana bir takım örneği verecek. Ha Karacabey örneğini vereyim sana ya geçen sene. Ahmet Taşyürek diyorsun. Aynen. Anladım. Ne tehlike dedik? Yaşamasın ha. Ama yukarıya da oynamasın. Aynen öyle. Oynayamaz zaten. Ya, tabii aynen. Oynayamaz yani, zaten. Yani Soma Spor yukarıya oynarsa ben sana bir şey diyeyim mi? Burhan Ettin Hoca kalsaydı Soma biraz yatırım yapsaydı bu grupta %100 playoff'a kalırdı. Tabii tabii. Bence yazık oldu. Bu bence ayrılığı de. Ben üzüldüm ama bakalım hayırlısı olsun. Ben Burhan Ettin Hoca'nın artık böyle bir biraz daha çıkış yapacağı bir yer arıyordum. Yani daha böyle biraz daha üst seviye. Soma Spor o paralara gelemiyor kardeşim. Haklısın. Gelemeyince de Burhan Ettin Hoca'nın ayrılmasını doğru buldum. Kamil Fidan da Eyüpspor'a gitti herhalde gitmedi ya. Gitmedi daha açıklamadım. Daha gitmedi pardon ama gidecek. Haberler çıktı 6 milyon TL deniyor. Ben Kamil Fidan'ı bon çok servis. Beğeniyorum. Ama Süper Lig'de olmaz. Hatta daha da ileri gidiyorum. Birinci Lig'de de olmaz. Belki şöyle olur. Soma Spor Eyüp Spor'a satar oyuncuyu. Eyüp Spor bir yıl daha kiralık verir. Onu olabilir. Ben Soma Spor açısından baktığımı doğru. Çok iyi para geliyor. 6 sat. Milyon güzel para. Aynen. Bence de. Erman Hoca'ya ve Soma Spor'a başarılar dileyelim. Evet, başarı dileklerimizi iletelim. Van Spor'a geçelim. Kırmızı grupta iddialı olmasını beklediğimiz takımlardan biri Van Spor. Hı hı. Yeni başkan Erol Temel'e hayırlı olsun. Feyyaz evet, Başkan görevi bıraktı. Aynen. Onu söyleyelim. Görevi devretti de diyebiliriz devretti aslında. Devretti zaten bir bırakmadı. Nevi. Devretti. Doğru. Çünkü seçildi sonradan devretti. Aynen öyle. Erol Temel ve ekibine devretti. Van Spor'da bir dış transfer yaptı sadece biliyorsun. Hep Sergen Yatağan Sergen geldi. Sergen Yatağan. Hep iç transferde yöneldiler şu anda. Hasan Bilal kaldı. Hı-hı. Alpay bugün kaldı. Bugün pazar günü. Harun Kavaklı Dere kaldı biliyorsun. Aynen. Kerem Çağatay kaldı. Medeni Bingöl kaldı. Medeni dün gece kaldı hatta açıklandı. Ahmet Eren kaldı. Burak Kavlak kaldı. Stoper aynen. Oyuncusu. Bir Sinan de Kurumuş gitti. Sinan gitti. Nurlu Aslan gitti. Ahmet'e gitti. Doğru. Bir de yeni hoca Tahsin Tam oldu. Evet. İlk olarak senden Tahsin Hoca'nın gelişini değerlendirmeni isteyeceğim. Ardından kalan oyuncular ve Sergen için ne düşünüyorsun? Tabii. Öncelikle ben bir Erol Temel Başkan'a hayırlı olmasını tabii dileyim. De. İnşallah onlar için de hayırlı İnşallah. Bir başkanlık süreci olur. Çünkü Van Spor taraftarının, Van Spor şehrinin bir birincilik hatta Süper Lig özlemi var. Çünkü sabrıları kalmadı. Oynadı. Aynen kalmadı. Feyyaz Başkan hani Van Spor'un son dönemde, son yıllarda en yüksek puan ortalaması, en yüksek galibiyet ortalamasını alan başkan oldu. Onu da söyleyelim. Doğru. Bakalım gelen gideni aratacak mı yoksa aratmayacak mı? Bu da önemli bir detay. Bak bunu da görelim. Erol Başkan'ın bütçesine kadar öğrenebildim mi? Valla o konuları konuşmadık ama medya ilk başlarda 80 düşmüştü. Sonradan sen geçen dedin 120-140 falan. Ben de öyle dedi. Bir şeyler gördüm ya. Yani. Eğer 120-140'lardaysa zaten çok yeter iyi. Yeter mi? Yeter ama 80'ler hiç yetmez. 120-140 bu gruba bence çok ideal. Yeter yani, ama 80 diyorsun. Yetmezdi. Evet. Onu söyleyelim. Tahsin Tam Hoca için şunu söyleyeceğim. Ben Tahsin Tam Hoca'yı beğeniyorum. Onu söyleyeyim. Ben ama de. Ben Çorum'da o günkü grupta, o günkü sezonda yapmasını çok beklemiyordum. Ama şampiyon yaptı. Beni yanıltmıştı. Birincilikte yapamayacağını söylemiştim. Yapamadı zaten. Ayrıldı. Çorum'da evet. Şu an Tahsin Hoca için şöyle bir nokta var. Yapılacak transferler çok önemli. Bak Tahsin Hoca'yı beğeniyorum. Tabii. Çok iyi bir hoca. Ama yine iyi kadro vermen gerekiyor. Yani. Ve bu grup zayıf. Van Spor geçen sene de zayıf gruptu. Ondan da zayıf bir grup. Van Spor resmen şeker gibi gruba düştü tavla ya. Tavla oynarken düşeş hattı 6-6 geldi iki zarda. Aynen. Bu grubu da değerlendiremezse Van Spor toplu intihar ederler. Ben söyleyeyim. Erol Başkan hani buradan söyleyelim açık ve net. Kurabileceği en iyi kadroyu kursun elindeki bütçeyle ve bu takımı bu sene çıkarsınlar. Böyle bir grup bir daha gelmez. Kesinlikle gelmez. Katılıyorum sana. Net yani. Yani Van Spor gerçekten düşebileceği en iyi gruba düştü. Şimdi kırmızı şey beyaza düşse bir düşsene ya. Ya Van ya gidip şu kurayı Erol Başkan'a çektirsen. Çekemez böyle. Böyle bir aynen öyle. Hani der ki ya ayıp olur der. Şuradan bir iki takım alayım da bari hani. Hani bana derler rekabet yani olsun. Aynen. Veya bilerek çekti. Evet şey anlaşılır olmadıysa. Yani o kadar hani derler. Yani şu grubu Erol Başkan çekse şöyle bir grup düşmez. Van Spor'un ne yapıp ne edip artık bu sene çıkması lazım. Tabii ki %100 çıkması lazım. Çünkü Van şehri yıllarca Süper Lig'de de oynamış bir şehir. Hı-hı. Burada şu an Aksaray dışında biraz da seri hamle yaptı. Başka hiçbir takımdan ses aynen, yok neredeyse. Aynen o yüzden ve şu anda ben hani tüm takımlara bakıyorum bak. Kırmızı gruptaki tüm takımlara bakıyorum. Şu takım şampiyonluğu oynar şu anda diyemiyorum ya. Bugün 14 Temmuz'da diyemezsin aynen. Yani öyle noktası Van Spor'a dahil buna. Yani şu an kimin nereden çıkacağı ne yapacağı belli olmadığı evet. için. Değişik bir grup ve son yılların en zayıf grubu ya. Bana göre öyle yani. Geçen seneki beyazdan da zayıf. Ondan da zayıf diyorum kesinlikle. Ben. Şu anki haliyle söylüyorum. Evet. Şu ki günü, evet. Yine söylüyorum bak. Nazilli,
Karaman, Giresun, Erba, Diyarbakır, Elazığ Spor, Derince, bunlar sıkıntı yaşayacak takımlar. Hem maddi olarak hem gidişat olarak. Doğru. Kalan oyuncularda ben Medeni Bingöl'ün kalmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bana göre şampiyon olacak takımın seviyesinde sana olduğunu düşünüyorum. Sana katılıyorum ben ya, aynen. Harun'un kalmasını doğru buluyorum. Burak Kavlağ'ın kalmasını doğru buluyorum. Geçen sene belki Trabzon maçında takım yaktı. Trabzon'daki maçta 2 gol dedi ama genelinde iyi oynadı. Burak Kavlağ'ın da adı Elazığ'ıyla geçiyordu. Hatta Elazığ ona şehre davet etti ama Elazığ'da para yok diyorlar. Van'da ama kaldı. Maddi olarak. Ya onu ben de bilmiyorum ama biraz öyle haberler çıktı. Biraz şu anda Elazığ Spor'da ne olup ne bitecek belli değil. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz onu. Elazığ'ı. Ahmet Eren kaldı. Ahmet Eren çok iyi oynadı geçen sene, onu söyleyeyim. Yani ileri geri çok iyi çalıştı. Arı gibi yorulmak bilmedi. Trabzon maçında da özellikle Romaç evet, maçında iyi oynadı. Felaket iyi oynadı ama tabii ki eleyemedi o zaman Van Spor. Ben kalmasını doğru Hasan buluyorum. Bilal kaldı. Hasan Bilal bu arada Feyyat Başkan başkan olduğu zaman da Feyyat Başkan şunu dedi. 10 milyon TL istedi. Biz de yollar ayırdık dedi. Erol Temel'le anlaştılar. 10 milyon TL mi verdiler? Onu yoksa Feyyat Başkan o gün öyle mi söyledi sadece bilmiyorum. Alpay ama Koçak, kalması çok doğru Alpay oldu. Da bugün kaldı. Alpay Koçak aynen, da Alpay kaldı da bugün. Kaldı. Bir de Kerem Çağatay kaldı. Kerem de geçen sene çok kötü sezonu kapatmıştı. Ağır bir sakatlıktan dolayı ama inşallah toparlanır. Geçen sene Van Spor çok sakatlıklardan çekti. Doğru. Kerem Çağatay, Alpay Koçaklı, evet. Emre Oymak hep sakatlıklardan çekti. Hasan Bilal de son maç sakat. O da sakat oynadı hatta aynen. Neredeyse yani. Mecbur oyunu aldılar mecbur artık. Ve sadece playoff maçında değil. Doğru. Sezonun genelinde 6-7 tane maç kaçırdı Hasan Bilal. Aynen öyle. Yani maalesef. Van Spor'un geçen sene bana göre 2 tane top class oyuncusu vardı. Bunu zaten seninle konuştuğumuzda bir tanesini söyledik. İkinci de sonradan dahil ettik Hasan Sinan. Bilal'i. Ha pardon. Yok. Nurullah Hasan, Hasan Bilal. Ha, Sinan sonradan geldiği için ha, söylüyorum. Doğru, tamam. Bey zaten kiralıktı. Evet. Şey değildi yani, bonservis değildi. Peki sana bir şey diyeceğim. Van Spor'la alakalı son sorumu sorayım. Bu programda. Pardon. Kiralık değildi, yanlış söyledim Sinan. Sinan normal kiralık geldi. Değildi. Aynen. Sinan'la Nurullah'ın gitmesi kayıp mıdır? İki oyuncunun. Ne düşünüyorsun? Sinan Kurumuş ve Nurullah Aslan'ın gidişleri. Nurullah çok kayıp değil. Kaleci buluyorsun ikincilikte. Tamam. Sinan kayıp. Sinan bana göre bu ligin Kemal Rüzgar'la en iyi oyuncusu. Ben hatta buradan açıklayayım, söyleyeyim. Geçen sene galiba hiç söylemedim. Yani söylemiş de olabilirim. Geçen sene normalde Van Spor Alparda'yı bitiriyordu biliyorsun kaleci. He. Evet evet doğru. Sonra kiralık alacaklardı ama bir de para vereceklerdi. Sonradan Van Spor tarafı Nurullah'a yöneldi. Nurullah transferinde benim çok büyük katkım var Van Spor'a. Ne anlamda? Başkan benden dedi ki Samsun Spor Başkanı Yüksel numarası var başkanı. Ama bizim Samsun Sporlarımız iyi başkanı. Evet doğru. Verdim numarayı, ismimi de verdi. Bir de kolaylık sağladı transferde. Yani maddi olarak hem indirim yaptı hem de atıyorum diyelim ki 5 milyon anlaştılar. İşte çek aldı, işte taksit yaptı, aynen, bir şey yaptı. Arttırdı. Yani burada doğru, bize faydamız doğru. Doldu. Ama ben Nurullah'ın geçen sene beyaz gruba geldiği için doğru demiştim hatırlarsan. Bu sene de kalsaydı doğru olacaktı. Çünkü gruplar zayıf. Evet. Nurullah çünkü çok hani zorlayacak bir takım yoktu geçen sene. Nurullah'tan bonservis aldın mı Van Spor, bilgin var mı? Yok almadı. Öyle mi? Bence almadı. Peki. Ama almıştır aslında çünkü 3 yıllık imzaladı Ahmet ben Spor. Ben aldığını düşünüyorum. Şundan dolayı Bursa Spor Nurullah'ı istedi biliyorsun. Orada bir haber çıktı Bursa Yerel Medyası'nda. Aldı. Van Spor 15 milyon TL bonservis istiyor. Her türlü aldı diye. Çünkü sözleşmeli oyuncusu. 3 yıllık imzalamış. Aynen aldı. Alması lazım mantıken ama hani sana bilgi gelmedi bana yani. Bana bilgi gelmedi aynı. Tamamdır. Ben de sormadım hiç. Van Spor transfer bölümünü bu programlık kapatıyoruz. Evet, çok fazla hareket yok ama. Ama gelişmeler oldukça konuşacağız zaten tabii. Kısmet olursa. Van Spor'a başarılar dileyelim. Evet. Erol Başkan'a da yeniden hayırlı olsun dileyelim. Dileyelim tekrardan. İnegöl Spor'a geçelim. Geçelim. İnegöl Spor zorlu grupta, beyaz grupta ve bir hamle yaptılar. O da şöyle, yeni hocaları Sinan Yücel oldu. Sinan Hoca geçen sene önce ikincilikte Afyon'da ardından üçüncülükte. Bir de başkan geldi biliyorsun. Yönetim doğru. Değişti. Artı bir de Raşit Sert geldi, yeni sportif direktör. Evet. Onu da belirtelim. Geçen sene Tuncay Koç'un vardı, o ayrıldı. Amasya'ya gitti. Aynen. Zaten sezon bitmeden de aslında ayrılmıştı Tuncay doğru. Koç'un. Sezonun sonuna doğru. Ardından da zaten yeni bir yeni üretim, şimdi yeni bir hoca geldi. Sinan Yücel Hoca geçen sene Afyon'da güzel işler yaptı. Evet. Ardından oradaki maddi problemlerden dolayı 3. Lig'de 1967 Ordu'ya gitti. Aynen. Sezonu orada tamamlamadı ama Sinan ayrıldı. Hoca biliyorsun ayrıldı. Aynen. İnegöl Spor'la alakalı senin bilgilerin de var. Aynen. Aldığın işte bütçe falan tarzında böyle. Sinan Hoca ne yapar sence ve İnegöl Spor zorlu bir grupta. Geçen sene de zor gruptaydılar. Bu sene daha zor da. Ve İnegöl Spor sence kadro yapabilir mi? Sana gelen bilgiler var mı? Yorumların ne oldu? Şimdi öncelikle yeni yönetimin, Sinan Hoca'nın hayırlı olmasını dileyelim. Tabii ki de herkes hayırlı şimdi olsun. Şimdi şöyle bir nokta var. İkinci ligin gedikli takımı oldu İnegöl Spor. 30 yıldır bu ligde neredeyse. Nasıl Bolu Spor 1. ligin gedikli takımı, İnegöl Spor'da bu ligin aynen. Gedikli takımıdır. Şimdi İnegöl Spor'da yıllardır. Bu sene çıkma ihtimali 0.
Katılıyorum. Playoff oynama ihtimali 0. Onu söyleyeyim. Ligde kalmıyor oynayacak. Yani ne demek? İnegöl Spor için bu sene de başarısız geçecek. Yani ligde kaldık. Üçüncü bitirdik. Şey üçüncü diyorum. 13. bitirdik. İşte atıyorum playoff'a kaldık. İlk turda elendik. İnegöl Spor'un artık bu noktalar kalmadı. Ama ben de sana İnegöl şunu Spor diyeceğim. İnegöl Spor direkt ya. Çıkması lazım. Yani ya playoff'tan çıkar ya direkt şampiyon olur çıkar. Ben de sana şunu diyeceğim. Furkan'cığım İnegöl Spor'un paralı yok ama. O zaman düş aşağı kapat kulübe git yani. Git. Veya iddialı açıklamalar yapma. Yapmadılar mı geçen sene? Sezon başında. Onlar yanlıştı, yapmayacak. O zaman işte. Yapma, yapıyorsun. Ama yeni yönetim şu ana kadar iddialı bir açıklama yok, yapmadı. Yok, onlar için konuşmuyorum. Ama aynen, eğer bir yönetim de geliyorsa o zaman ya yap bir şey, yapmıyorsan o zaman açıkta de ki kardeşim de bizim bu kulübün şampiyon olma ihtimali yok. Kimse kimseyi kandırmasın desin. Bunu bize açıklasın, söylesin o zaman bize ben sesimi keseceğim. Hiçbir tamam, şey söylemeyeceğim. Ben zaten biz hep onu diyoruz. Yapmıyorlar. Herkes ama gerçekçi konuşsun. Yapmıyorlar. Hani ama sen buraya gelmeyi kabul ediyorsan da ve benim o söylediğim açıklamayı da yapmıyorsan ben bunları söylerim. Ya bir bütçe belirlemişler 50 milyon TL. 50 milyon TL bütçe üçüncülükte artık olmuyor. Geçmişten ya kalan borçlar da var ama 50 milyon TL'de geçmişten kalan borç varmış. Ama buraya geliyorsan bunlara şikayetini yapmayacaksın zaten. O zaman biz gidelim bizde de para yok zaten. Ya yine Göztepor'un bu sene işi zor görünüyor. Ligde kalmaya oynar yani senin de dediğin ligde gibi. Ligde kalmaya oynar fazlasıyla olmaz. Fazlası sürpriz olur. Sürpriz oldu sürpriz olur benim gözümde evet, bu grupta özellikle. Doğru. Sinan Hoca'nın da ben geçen sene Afyon'u ligde tutan hocalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Biri Sinan Hoca, diğeri de Hasan Erkin Şimşir Hoca. Ordu'daki performansı iyi başlarken sonradan düştü, tamamen gitmişti hoca. Ya ben Sinan Hoca tercihini isim olarak doğru buluyorum ama yani İnegöl Spor ne yapacak ne edecek biraz muamma. Ha vallahi Sinan Hoca da sonradan şunu demesin ama bak. Bunun da altına şer koyuyor. Tabii tabii kesinlikle. Ya bize kadro kurmadılar. İşte istediğimiz oyuncuları almıyor. Zaten 50 milyon TL bütçe var. Ne alacaklar yani? Aynen öyle. Bu şikayet yapılmasın. Buraya gelmeyi kabul ettikten sonra yapacağın en iyisini yapmak zorundasın. Onu da söylüyorum. Ya İnegöl Spor'un çok büyük sürprize imza atması lazım ki anca, aynen, değil mi? Ben seninle aynı görüşteyim. İnegöl Spor'a başarılar dileyelim. Isparta 32 Spor'a geçelim. Geçelim. Isparta'da yeni hoca Fuat Buruk oldu. Okan Buruk'un abisi biliyorsun Fuat Hoca. Aynen. Genç oyuncu Elazığ Spor'dan Mert Altınöz geldi. Bir de Mardin'den kaleci Ulaş Bayram geldi. Isparta 32 Spor ya pek kadro yapabilecek gibi durmuyor bence. Bana öyle geliyor. Bir de Samet Karakoç gibi, Alim gibi, Mehmet Küçük Durmuş gibi önemli oyuncularını da kaybettiler Furkan, aynen, mesela. Samet Karakoç gitti mesela. Çok önemli. Aynen. Alim gitti. Alim gitti. Mehmet Küçük Durmuş gitti. Bir de hani tamam Samet'ten bonservis aldılar ama hem kontenjanı karşılıyordu hem iyi bir oyuncuydu. Tabii. Ben ya Isparta'dan benim bu sene çok yüksek bir beklentim yok başlayan hamlelerle. Hatta Fuat Buruk Hoca geldi ya, ben bir haber gördüm yerel medyada Isparta'nın. Galatasaray'dan genç oyuncular mı? Heh, aynen öyle. Zaten anladım hemen ne olduğunu. Valla ben yine biraz önce İnegöl için söylediğimi Isparta için de söyleyeceğim. Isparta 21-22 sezondan itibaren bu ligde oynamaya başladı. Playoff oynadı hatta gelir Atakan gelmez. Atakan Yazgan başkan vardı. Evet. Atakan Yazgan'ın daha ilk sene, o zamanki tabii ki paralar o zaman iyi paraydı. Yani iyi para derken hani çok para değildi futbol için, ikincilikte için ama iyi bir paraydı. 4 milyon TL bütçeyle playoff'a kaldı. Yine düşük bütçeydi. Düşün. Ama ondan sonra gelen yönetimler hiçbir şey yapamadı. Doğru. Hiçbir şey yapamadı bak, hiçbir şey. Bu yönetim anlayışıyla Isparta Spor başarılı olamaz. Bak bu sene 21-22 diyorum. 4. seneye doğru gidiyoruz. 24-25'e gireceğiz. Isparta Spor bu sene ligde kalmıyor oynar en fazla. Ya Isparta evet zor bir sezon bekliyor gibi. Fuat Hoca da çok fazla ömürlü olmaz belki burada. Öyle düşünüyorum. Gibi. Sen ne düşünüyorsun? Yani Isparta'nın hedefi ligde kalmaya oynamak olur gibi duruyor şu anda şu gün. Fuat Hoca'nın ben de çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Yani anca şöyle bir şey olur. Kalırsa yani takımın hedefi yüksek değil ya, atıyorum 2 maç alır, 2 maç kaybeder, 2 maç beraber eder. Ama normal gider ama. Lig çok zor olduğu için. Grup çok zor. Aynen yani. Sen öyle bir kazan 3 kaybet olduğun zaman da alt sıkıntı tarafa sıcaklığın o devam eder. Ya şu an beyaz grupta yani çok zor bir grup ve mesela işte Karaköprü belirsiz yani sıkıntılı durumda. Aynen. Hani yani Fethiye'de hiç hamle yok. Mesela. Altay çok sıkıntılı. Valla burada çok güçlü takımlar da var. Zayıf takımların işi daha zor olacak. Tabii. Kadro olarak onu söyleyelim. Isparta'nın da şu an yaptığı hamleler çok etkili hamleler değil maalesef. Kesinlikle öyle. Onu belirtebiliriz. Bir diğer grubun ekibine geçelim. Kırmızı grubun. Karacabey Belediyespor 2 hamle yaptı. Tecrübeli stoper Ümit Yasin Arslan Ankara Demir'den ve geçen seneyi Kestel'de tamamlayan 3. ligde Iğdır'ın oyuncusu Talha Yunkuş'u aldılar. Hı hı. Ya Karacabey'den sana bir bilgi gelmişti. Karacabey ile alakalı daha doğrusu. Pardon hani Karacabey'den diyorum. Karacabey'in takım yapacağına dair ama
Bence yaptıkları iki transferde etkili isimler değil. Şöyle, ben Ümit Yasin'i hiç beğenmiyorum. Çok hata yapmaya meyilli bir stoper. Talha bence iyi bir oyuncuydu ama çok kötü iki sakatlık geçirdi. Zaten o tamamen aşağı. O sakatlıkları yaşamasa Talha Yunkuş bence birincilikte oynamaya devam edebilirdi. Bir ara Keçiören falan yaptı biliyorsun. O zamanlar iyiydi zaten. Çok iyi sol ayağı var çünkü hani böyle çok yetenekli bir oyuncudur ama öyle kötü sakatlıklar yaşadı ki maalesef onu 10 adım geri attı. Kesinlikle öyle oldu. Ne düşünüyorsun bu iki hamle için? Ya ben de Talha'yı beğeniyordum ama sakatlıklardan sonra o da tamamen futbol olarak aşağıya düştü. Geri gitti maalesef. Ümit Yasin'i ben de beğenmiyorum. Seninle aynı görüşteyim. Bana gelen bilgilerde de Karacabey'in teknik direktör Cihan Erdil ile anlaştığı söylenmişti. Hatta biz özel haberde paylaştık ama şu an bir şey açıklanmadı. Evet. Karacabey de zaten Ekrem Senal hisselerini falan devretti. Ha, evet doğru. O yüzden hani böyle bir şeylerde olunca, süreçte olunca bence biraz uzadı gibi duruyor. Karacabey için iddialı bir kadro kurulacağı da söylendi ama şu anda bunu göremiyoruz. Bakalım evet. Ne zaman başlayacaklar. Güzel de bir gruptalar. Geçen doğru. Seneden de zayıf daha bir gruptalar. Ya playoff'a kalma ihtimalleri yüksek kadro yaparlarsa. Ahmet Hoca gitti bir de İstiklal'e, kendi memleketine. Ahmet Hoca da güzel işler yaptı çok geçen sene. Çok iyi işler yaptı Ahmet Hoca geçen sene. O aynen. Da iyi bir kadroya, iyi bir paraya gitti oraya. Doğru, güzel para aldı, güzel de kadro kuruyorlar. Karacabey'e başarılar dileyelim. Aynen. Ligin bir diğer ekibine geçelim. Serik Belediyespor'a. Serik de kırmızı grupta bu sene Karacabey gibi. Ve Serik kadro yapacak gibi sanki duruyor. Sana da haberler gelmişti zaten önceden. Hemşerilerinden bir oyuncu aldılar. Kepez'den Sabek Abdurrahman Üresin ki geçen sene iyi oynadı bu oyuncu, onu söyleyeyim. Kasımpaşa'dan merkez orta saha Selim Dilli geldi. Batuhan İşçileri aldılar Boluspor'dan. Hem sol bek hem sol stoper oynayabiliyor Batuhan. Kaleci Aydın Bağ geldi Şanlıurfa Spor'dan. Tecrübeli bir kaleci Aydın. Bir de Karaman'dan kontenjan oyuncusu Anıl Batın Aydın geldi. Anıl kontenjanı karşılayan bir oyuncu yaş adli olarak. Serik'le alakalı sana kadro yapacağına dair haberler gelmişti. Serik'in de önemli oyuncularla flörtlü olduğu konuşuluyor. Berk İsmail gibi, Gökhan Karadeniz gibi. Grup da çok güzel. Antalya'da güzel yer futbolcuları getirebilme anlamında. Serik sanki bu sene bir şeyler yapabilir. Ne diyorsun? Peki sence bana gelen bilgiler ve yapabilir dediğin ne karşılık? Sence şu an yapılan bu transferler onu karşılıyor mu? Bence karşılamıyor. Aydın Bağ karşılıyor. Bana göre bir tek Aydın Bağ karşılıyor. Batuhan İşçiler iş yapmaz mı sence? Yapmaz burada. İkincilikte. Yıllardır birincilikte oynayan bir oyuncu. Oynuyor da hani bazen bazı liglerde oynayan oyuncular var. Hiçbir şey yapmıyor ama yıllardır o ligde mesela. Selim Dilli? Selim Dilli oynamıyor ki zaten ya. Selim Dilli zaten Uşakspor'dan sonra adam futbol oynamıyor resmen. Kasımpaşa'da ya. Geçen sene ve kulübedeydi çok, genelde. Ve çok abartılan bir oyuncu oldu dikkat edersen Selim Dilli. Ya çok şöyle var, uçuyor kaçıyor dediler. Selim Dilli... Şimdi bir şey diyeceğim demiyorum. Bence Seriye olmaz Bodrum'dan yani. Falan oyuncular gelebilir. Yani böyle kullanılmayacak zaten oyuncular. Öyle gözüküyor. Hatta Berk İsmail'in adı geçiyor ya işte Amespor'da. Eski Bodrumlu. Bodrum Spor'da falan ama ben hani Berk İsmail'in de buraya geleceğini düşünmüyorum. Öyle mi diyorsun? Ya ben düşünmüyorum. Peki. Ya bilmiyorum, ben Sek Belediyespor'un şöyle çok üst düzeyde kadro yapacağını da düşünmüyorum. Yani. Vallahi ben de şöyle düşünüyorum. Eğer söylenen doğruysa, hani Ali Şafak Öztürk'ün buraya yatırım yapacağız konuş söylendi ya. Hı hı. Antalya bir de burası yani. Aynen. Antalya'ya herkes gelir. Tabii gelir. Kim gelmez? Sen de gidersin uçarak. Herkes gider. Aha. O yüzden ben Serik kadro yaparsa şaşırmam. Bir de Gökhan Geylani Hoca geldi takımın başına. Ne düşünüyorsun? Ya şimdi iyi de bir kadro kursan, örnek veriyorum. Diyelim ki Batman gibi, Saraya gibi, Gökhan Geylani tercihi de yanlış. Diyorsun. Aynı Şenol Fidan tercihi gibi Batman'ın. Hmm. Hani iddialı kadro kuruyorlar, bu da kuracağız diyorlar ama hoca yanlış bence. Peki. Sen bakalım ne olacak. Ya Gökhan Hoca'yı ben bir görelim diyorum ya. Bakalım ne olacak. Hayırlısı olsun. Seriye de başarılar dileyelim. Aynen, başarı dileklerimizi iletelim. Son konuşacağımız takım da ligin yeni ekibi Erbaa Spor. Kırmızı grupta yer alacak Erbaa Spor bu sene. Erbaa Spor'da takımın yeni hocası Ahmet Cingöz oldu. Keçiören Gücü'nden bildiğimiz isim. Aynen, iki defa gitti oraya biliyorsun. Ayrıldı bir daha gitmişti. Doğru. Çağrı Arslan da yeni sportif direktör oldu Erbaa'da. Cemal Şener geri geldi takıma eski oyuncuları. Oğulcan iç transferde takımda kaldı. Oğulcan Enes Demiroğlu. Bir de sağ bek Bahadır Yıldırım geldi Keçiören Gücü'nden. Ben Bahadır'ı beğeniyorum. Bence Erbaa için iyi transfer. Senin yorumun ne olur? Ben de Bahadır'ı beğeniyorum. Hani bu zayıf grupta iş yapacağını düşünüyorum ama diğer transferler sanki biraz daha transfer oldu Erbaa için. Cemal zaten geçen sene devre arası gitti. Geri geldi aynen. Şimdi mesela. Onu anlamadım. Ben de üçüncülükte gidiyor. İkinciye evet, geliyor. Aynen. Çok ilginç. Bir de Erbaa'da Fahrettin Hoca'ya da büyük haksızlık yapıldığını ya düşünüyorum. Adam, alacağını takımı... istiyor adamı gönderiyorlar. Kaç ay para alamadı takım. Takımı Muş bir eli yağda bir eli baldaydı, çıkamadı. Erbaa büyük sıkıntılarla çıktı. Kesinlikle öyle. Yani çok ilginç noktalar oldu orada da. Yani orada oyuncular ve hoca haklıydı. Erbaa da şu an kapalı kutu gözüküyor. Yani sıkıntı yaşayabilirler herhalde.
Bakalım. Yani mesela örnek veriyorum, sezon başladı ya diyelim ki 8. 9. haftadan sonra da patlayabilir yani. Öyle bir de öyle bir izlenim de veriyor bize. Vallahi hani acaba orada mesela taraftar desteği falan da nasıl olacak, onu da merak ediyorum. Biliyorum da. Dolu tribünler. Geçen sene falan. Mesela bakıyorum ya Muş bir Erbağ'da sen dediğin gibi Erbağlar para alamıyor. Ulan normalde var ya oyuncular aslında şunu da yapar. Ben para alamamışım kardeşim, finale geldim. Oynamam ya, şampiyon olsun der. Adamlar karakter gösterdi, şampiyon oldu. Doğru. Adam parasını istiyor, adam parasını vermiyorsun. Erbağ'ın kadrosu iyiydi ama para alamıyordu oyuncular. Aynen. Yoksa kaliteli futbolcular vardı. Erdi Bakırcı, Tahsin, İlker Sayan, İbrahim İlker Kaya. İlker gitti mi, sen onu soracaktım. O kiralıktı burada. He doğru. Aynen. Ama Eskişehir baldan 3'e çıkamadığı için... Zaten kalmayacak orada da hani. Kalmaz İlker orada. Evet. Gene bir takıma gider. 3'ten 2'den 1'ine. Ya Erbağ Spor bakalım. İnşallah renk getirirler ya. İnşallah bakalım. Merakla bekliyoruz. Aynen öyle. Tüm takımlara başarı dileklerimizi iletelim transfer döneminde. Zaten haftaya da inşallah tekrardan gelişmeleri olan takımları konuşacağız. İnşallah. Şu an genel bir yoğunlaşan transferleri konuştuk. Bayağı da yoğunlaşmıştı aynen, yani bir bayağı yoğunlaştı elimizde. Zaten. Bir hafta daha beklesek bir program 2 saat sürerdi artık herhalde. Doğru. Herkese iyi seyirler diliyoruz. İzleyen herkesten rica ediyoruz. Videomuza beğeni, yorum, kanalımıza abonelik. Özellikle rica ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan özellikle Instagram, Twitter ve Facebook'tan çok aktifiz. Hepsinden bize takip etmelerini bekliyoruz. Aynen öyle. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sana da teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür edelim. Tüm izleyicilerimize de selamlarımızı yollayalım. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.